Çankırı'dan Tuzcu Baba Çankırı Kaya Tuzu İşletmesi'nden herkese merhabalar. Kıymetli takipçilerimiz, bugün sizinle çok önemli konuları içeren bir yayın paylaşacağız. Tuzla ilgili aklınıza gelen, bugüne kadar manipüle edilen, üzerinde birçok manipülasyonlar yapılan, artı ya da eksi yönlü yazıların, söylemlerin bulunduğu ve bugünlerde de yine planlı programlı şekilde farklı yayınların yapıldığı konular üzerinde konuşacağız. Evet arkadaşlar, konumuz pazarlamacılar, satışçılar ve tuzun bu kişilerden çektikleri, pazarlamacıların tuz üzerinde yaptıkları manipülasyonlarla ilgili konuşacağız. Kısa bir anlatım yapacağız. Bunun akabinde de çok değerli, önemli konulara giriş yapacağız. Tuzda doğal iyot var mı? Var mı, yok mu, ne kadar var? 84 mineral var mı ve tuz hakkında abartılar ne, olması gerekenler ne, hangi bölgenin tuzunu kullanmamız daha iyi, ülkemizin tuzları, yurt dışındaki tuzlar, ülkemizdeki deniz tuzları, kaynak tuzları, doğal kaya tuzları hakkında böyle bir genel bilgilendirme yapacağız ve bu konuda da Türk Tabipler Birliği'nin ya da Türk Kardiyoloji Vakfı'nın, derneğinin resmi yayınlarıyla, verileriyle, Uludağ Üniversitesi'nin yine aynı şekilde resmi verileriyle her şeyi şeffaf ve net olarak açıklayacağız. Burada hiçbir zaman kendi temennilerimizi, düşüncelerimizi ya da ticari olarak amaçlarımıza ulaşmak için hiçbir kelime kullanmayacağız. Tamamen bilimsel yazılar, söylemler, konular üzerinde konuşacağız ve sadece gerçekleri konuşacağız. Evet arkadaşlar, hemen başlayalım. Yani bu programı yapmamıza sebep olan durumla ilgili. Şimdi bir haftadır bizi çok ciddi şekilde müşterilerimiz arıyorlar ve internetten, işte sosyal medyadan, WhatsApp hattından, birçok yerden mesajlar geliyor. Ya sizin sattığınız tuz işte sahte çıkmış, iddialar varmış. İyot yokmuş, 84 mineral yokmuş ya da işte analiz raporlarınızı yayınlıyorsunuz. Sitenizdeki analiz raporlarında ciddi anlamda sıkıntılar varmış diye böyle herkes bir şeyler soruyor ve tabii biz insanlara yıllar önce ne anlattıysak, bakın şurada bizim ürün karşılaştırma videomuz var ve üretim videomuz var. Burada yıllar önce ne anlattıysak tabii aynı bilgileri, doğru ve gerçek bilgileri insanlarla paylaştık. Evet arkadaşlar, hemen bakalım konu ne? Şimdi Okan Çağlar isimli bir şahıs, ben kendisini tanımam etmem, bir yayın yapmış. Kaya tuzunda 84 element iddiası fos çıktı diye, bir de kaya tuzunda işte 84 element var mı diye bir yayın yapmış. Aynı zamanda sağlıklı yaşıyoruz diye bir sayfa var, ciddi anlamda insanları peşinden sürükleyen ve yani dediklerini sanki bir ekolmüş gibi takip edilen bir grup. 421.454 kişi takip ediyor bu grubu. Tabii bunların hepsi bu grubun şeyi değil. Ne diyelim, böyle koşulsuz, şeksiz, şüphesiz takipçisi değil. Yani bunlar ne diyor diye de takip eden de birçok insan var. Bu grupta da şimdi bir paylaşım yapmış yine aynı şahıs. Tuz konusunda bilmek isteyeceğiniz her şey diye. Yani biz tuz konusunda bir şey öğrenmek istiyorsak buradan öğrenebileceğiz. Başka bir yerden öğrenemeyeceğiz ama buradan öğrenebileceğimizi ifade eden bir başlık atmışlar. Ve Çankırı'da satılan tuzların %70'inin dışarıdan geldiğini öğrenince bir kez daha şok oldum demiş arkadaş. Ve daha da çok şoke olacaksınız. Şimdi bakın daha neler öğreneceğiz. Evet, bakalım şimdi daha neler öğreneceğiz. Şimdi ben bu grubu ve bu şahsı tanımadığım için ilk önce şöyle düşündüm. Yani hiçbir zaman şu anda da aynı duyguları besliyorum. Yani hiçbir kin, nefret ya da ticaretle ilgili kızgınlık değil. Biz bayağı büyük bir işletmeyiz ve Allah'a şükürler olsun sipariş yetiştiremiyoruz. Şu anda Türkiye'den ve dünyadan her yere doğal kristal kaya tuzlarını üretip gönderiyoruz. Ve ayrıca bizim 2 senedir şu sitemizin en başında bir yazı var. Bunu birçoğunuz görmüştür. Takipçilerimiz çok iyi bilir. Başta diyoruz, Kayseri ve farklı illerden Çankırı tuzu adı kullanarak göl tuzu satılmasına müsaade eden N11 gitti gidiyor. Hepsi burada. Trendyol, Amazon gibi pazar yerlerinde kesinlikle satışımız yoktur.
Çankırı'dan gelmeyen kargoları kabul etmeyin diyoruz. Biz bunu 2 senedir yayınlıyoruz. Niye? Çünkü Çankırı tuzu arkadaşlar doğal halde, yani bu kristal Çankırı kaya tuzu çok az çıkan bir tuz. Zahmetli bir şekilde üretilen bir tuz. Ondan dolayı talep de çok fazla. Önüne gelen herkes bu tuzdaki karı görünce bu işe giriyor, ama işin hamallık tarafını, madenlerdeki o sıkıntılı süreçleri yaşamak istemediği için hemen alıyor rafine tuzu, göl tuzunu ya da başka bir şeyi, Çankırı tuzu diye. Üzerine hiçbir resmi işletme numarası yazmadan, gıda ruhsatı, üretici bilgisi, nerede üretilmiş, kim üretmiş, Gıda Bakanlığı'nın işletme kayıt numarasını yazmadan direkt Çankırı tuzu yazıp satılıyor, gönderiliyor insanlara ve insanlar kandırılıyor. Biz bunlarla mücadele ederken bir de çıktık, baktık ki böyle peşinden 400-500 bin kişinin gittiği insanlar da bu işe el atmışlar ve tuz satmaya başlamışlar. Şimdi hemen bakalım Okan Çağlar kimmiş, yani bunların da bir amacı var, bir hedefi var. İyi niyetliler mi, kötü niyetliler mi, hemen bunu görmek istedik. Şimdi sayfasına bakıyoruz, Instagram sayfasına. Canan Hoca var. Biraz daha aşağı iniyoruz, yine bir Canan Hoca, Ümit Hoca, Yavuz Hoca. Yani bakıyorum bu adam muhtemelen Okan Çağlar bir profesör olmalı diye düşünüyorum. Çünkü hep tıp camiasından insanlarla yan yana bakıyoruz. Burada Show TV Datça'da bir gününü çekmiş bu kişinin. Aynı zamanda Çağla Şikel ve Ali Şan'la da, Canan Hocamızla birlikte televizyonlara çıkmış. Yani ciddi anlamda medyatik bir şahıs, renkli bir kişilik. Hayret ettim. Bakın şurada iki tane resim var. Canan Hoca'yla aynı koltukta ailece, bayağı sıkı fıkılar. Yani ailede muhtemelen ya kardeşi olabilir ya bir yakın akrabası olabilir diye düşündüm. Ve ciddi bir yakınlık buradan zaten görülüyor. Daha sonra aşağı doğru indiğimizde bu arkadaşın daha önce bir şişmanlıkla ya da farklı hastalıklarla mücadele ettiğini gördük. Ve Canan Hoca'nın bir hastası olduğunu öğrenmiş olduk. Daha sonra dedim, yani Canan Hoca ile bu kadar aile dostu, yakın, sıkı fıkı bir insan nasıl olur da böyle manipülasyon dolu, tamamen gerçek dışı yazılar paylaşabilir. Bir araştırma yaptım kısaca. Hemen şöyle bir bilgiye ulaştım. Yani bu kişinin kim olduğuna dair bir bilgi ya da bu Sağlıklı Yaşıyoruz grubunun nasıl kurulduğu ve sonra yoluna nasıl devam ettiğine dair bir bilgiyi şimdi ailenin içinden en yakınından, hastanın her türlü durumuna, tedavi aşamalarına da şahit olmuş kişiden dinliyoruz. Hemen Canan Hocamızı dinliyoruz. Bu videoya YouTube'dan şu şekilde ulaşabilirsiniz. Habertürk TV kanalının Öteki Gündem 27 Şubat 2018 tarihli Öteki Gündem programı. 2,5 saatlik bir video. Bu videonun 1 saat 6 dakika 30. saniyesini getirip direkt başlatıyoruz. Evet, nankörler dedi. O kısmını artık bilemeyiz. Şimdi ben burada, Canan Hoca diyor ya kurnaz tüccar diye. Hem kurnaz tüccarlık var, hem de sosyal medya zekisi diyorum ben de bunlara. Yani sosyal medyada ciddi anlamda bir rant var bu dönemde. Artık yeni devrin ticareti bu. Yani bir AVM kuracağına, büyük bir yatırım yapacağına, bir sosyal medyada bir grup kur, bir takipçiye ulaş, bir kitle topla, ondan sonra kitleyebildiğin kadar kitle diye bir mantık var şu anda. Ne satarsan sat, o insanlar yiyor ve buna da sağlığı, gıdayı işte paravan olarak kullanıyorlar. Ben buna kızıyorum. Yani burada şunu öğrenmiş olduk. Bu arkadaş bir Canan Hoca'nın gücüyle elde ettiği bu sayfadaki 500 bin kişilik takipçiyi, daha sonra demiş ki ticaret yapmak istiyorum, bu grupta işte bir şeyler üretelim. Canan Hoca da buna hayır dediği anda Canan Hoca'yı hemen paketleyip postalayıp irtibatı kopartmışlar ve yollarına ticari olarak devam ediyorlar. Ben burada Canan Hoca'dan ayrışıyorum. Okan Çağlar'ın Türkiye Cumhuriyeti'ndeki bütün insanların hakkı olduğu gibi ticaret yapmaya hakkı var. Böyle bir grup kurduktan sonra da ticaret yapmaya, bu gruptaki herkese bir şeyler satmaya hakkı var. Açıktan, direktmen ya da kapalı olarak ya da işte farklı kar ortaklarıyla her türlü reklamı, pazarlamayı, ticareti yapabilir. Tek şart var, ahlaki sınırlar içerisinde ve doğru bilgiler çerçevesinde. Şimdi Okan Çağlar'la ilgili hemen programın
ana konusu olan paylaşımlara giriyoruz. Okan Çağlar'ın yaptığı paylaşımlarla ilgili. Şahsıyla bizim bir şeyimiz yok. Yani tanımam etmem. Herhangi bir art niyet kin falan da yok bu şahsa karşı ama yazılarındaki yaptığı yanlışlıklar, yanlış değerlendirmeler, manipülasyonlar sebebiyle ciddi bir insan topluluğunu etkilediği için doğruları da direkt bunun yüzüne söylememiz gerekiyor. Belki kırılır, üzülür, şey yapar ama bu gerçekleri anlasın. Bilgi almak istiyorsa da bize 7/24 ulaşabilir. Bilgileri anında kendisine veririz. Birazdan da zaten herkese açık şekilde vereceğiz. Ne diyor bu paylaşımlarda? İyotlu, iyotsuz çeşit çeşit tuz kullandık ama tuzdan iyot alabileceğimizi sanacak kadar bilgisizdik demiş. Daha sonra da işte dünya para ödeyerek Himalaya tuzu almış. Çok para ödeyince iyi bir ürün aldığımızı sandık diyor. 2013'te Canan Hoca Çankırı Kaya tuzu önerene kadar sonra Çankırı tuzunu kullanmışlar. Daha düşük bir fiyata almışlar. 2021 itibariyle hala kaya tuzunun kilosunu 6 TL'ye alabiliyoruz ve daha fazla bedel ödemiyoruz diyor. Yani Aralık 2021'de tuzun kilosunu 6 TL'ye alabiliyorlarmış. Yani bir anlaşma yapmışlar bir yerle ve 6 TL'ye satış yapılmaya başlanmış. Burada 6186 beğenme olmuş ve aşağıda da ciddi anlamda işte yorumlar var. Yanıtlar var. Bu yanıtlara, yorumlara baktığımız zaman hepsinin altında yani birçok yerde işte ben de alıyorum, alacağım diyenler var. Herkese burada fiyat veriliyor. İşte tuz 6 liraya alıyoruz, tuz 6 liraya alıyoruz. İşte artık çok para vermiyoruz falan böyle ciddi anlamda bir fiyat veriliyor insanlara. Aynı şekilde ikinci bir paylaşım daha var. Kaya tuzu fos çıktı işte 84 mineral yok diye ve bizim analiz raporumuz yayınlanıyor. Bu analiz raporunda da tamamen yani bu yazının analiz raporunun yorumlanmasının %100'ü hatalı yapılmış. Birazdan şimdi anlatacağım. Şimdi dedim ki arkadaş bu nereden nasıl satıyor bunu kim satıyor 6 liraya hani Çankırı'da biz 40 yıllık Çankırılıyız. Burada ikamet ediyoruz bütün esnafı tanıyoruz. Çankırı kuş gözü kadar bir yer yani kim ne üretiyor ne satıyor ne yapıyor yani burada kuş adım atsa kuş kanat çırpsa herkesin bileceği bir ilde yaşıyoruz yani Çankırı ili 3 tane ana caddesi olan küçücük bir yer yani büyük şehirlerin bir mahallesinin yarısı kadar bir yer yani ama baktık yani kim satıyor ne yapıyor yani nasıl yapmışlar bu işi hemen bir üyemiz bize şöyle bir resim gönderdi. İşte Çankırı tuzlamba.com.tr diye bir yerle anlaşma yapılmış. Burada Okan Çağlar diyor ki işte buraya her şeyi tüm açıklığıyla çekinmeden yazabilirsiniz diyor bu Hasibe Talha diye bir kişi. Altına da hemen Çankırı tuzlamba.com.tr demiş ki Okan Bey merhaba biz de bu gerçeği öğrendikten sonra 84 mineral ifadesi geçen yazılarımızı kaldırdık. Hiçbir tuz 84 mineral içermemektedir. Önemli olan bir tuzun yüksek saflık derecesine sahip olması yani ağır metal içermemesidir demiş. Alt tarafta da hemen Okan Çağlar demiş ki kopya vermeyin. Bir sonraki yazıya kadar insanlar merak etmeli demiş. Hemen altında da çankırıtuzlamba.com.tr tamamdır Okan Bey demiş. Gülücükler, kalpler, şeyler tabii çok memnun, mutlu. Müthiş bir kitle bulmuş. Oraya bir ürün satacak. 6 liradan çankırı tuzu verecek. Ama bu işi de sevindiği için her şey yaptığı için işte ortağıyla birlikte belli bir yol kat edecekler belli bir düzen kurmuşlar aşama aşama işte yazılar paylaşarak belli bir süreç oluşturup burada da her şeyi bir tarafa bırakıp tuzu 6 liraya satacaklar 6 liraya satacaklar biz de 10 yıl önce 8 liraya sattığımız tuzu bugün 10 yıl sonra 10 liraya satıyoruz ülkedeki enflasyonun her şeyin durumunu biliyorsunuz 10 liraya 10 kilo alırsanız tabii küçük paketlerde alırsanız ambalaj maliyetleri, işçilik maliyetleri, kargo maliyetleri yüksek olduğu için tabii daha maliyetli oluyor. Ama bizden de Çankırı tuzunu 10 liraya, diğer yörelerin tuzlarını da yine kargo, KDV dahil 8 liraya alabiliyorsunuz. 10 yıldır da fiyatlar bu şekilde. Ama olay fiyat değil, bir pazarlama, bir ürün, bir firma pazarlama. Dedik ya bu Çankırı tuzlamba.com.tr kimdir, nedir? Yani Çankırı'da böyle bir yer yok tanımıyoruz. Hemen internetten bir baktık ki bu kişinin ya da firmanın kim olduğunu görelim diye. Karşımıza böyle bir yer çıkıyor. Çankırı Tuzlamba diye işte tescil almışlar falan. Bunların hepsi
Yalan arkadaşlar. Marka tescilini yaptırmak çok basit bir şey. Çankırı Tuz Lamba diye şu domaini almak 10 doları olan herkesin alabileceği bir domain. Hatta bizim çankırıtuzu.com sitemizin sonundaki U harfini kaldırıp çankırıtuz.com diye bu aynı yer site yapmış. Yani 10 dolar olduğu için böyle bir siteyi almış. Fakat bu Çankırı'da değil. Yani Çankırı'da böyle bir firma yok. Böyle bir adres yok. Böyle bir işletme de yok. Yani öyle bir işletme ki bakın nasıl bir işletme olmadığını şurada yazıyor. Diyor ki Tarım Hayvan Gıda Bakanlığı'nın işte Türk Gıda Kodeksi tuz tebliğine uygun olarak Yaren Diyarı Çankırı'da üretilerek şubelerimizce satışa sunulmaktadır diyor. Yani Çankırı'da üretiliyormuş bu tuz ama yalan arkadaşlar böyle bir yer yok. Şuradaki gördüğünüz mağara Kırşehir'deki mağara bu Mustafa Bey mağaranın sahibi. Burada da Canan Hoca'nın koluna girmiş bir fotoğraf almış şu şahıs muhtemelen şu. Orada işte bilgi aktarırken sanki sürekli bu işlerin içindeymiş gibi yani ömrü hayatında bir kere girmiştir o mağaraya. Orada da bir poz alıp işini zaten bitirmiş. Hemen şöyle diğer şeylere bakıyoruz. Yani 872.064 kayıtlı müşteri, 32 bayi, 7 şube ve 13 franchising diyor. Yani şu anda bu Türkiye'nin bırakın dünyanın en büyük böyle bir tuzcusu olması lazım ki sahte yalan. Maliyede de zaten 2018 yılına kadar bakacağız bu arkadaşın 872.064 kaydı var mı? Yıl 2022 olduğuna göre en az 1 milyon üzerinde fatura kesmiş olması lazım bu arkadaşın. Şimdi o 1 milyon üzerindeki faturayı maliyeden sorgulayacağız arkadaşlar. Sonucu da sizle paylaşacağız. Bakalım bu franchise'lar, bayiler, şubeler neredeymiş? Hemen şöyle ileriye doğru da alıyoruz. Bakıyoruz hani gerekli farklı bir şey var mı? Yok. Hemen aşağıya geliyoruz. İki tane video var. Bu videolar arkadaşlar ya Nevşehir'deki ya da burada bir rafine tuz fabrikasının madeni. İçine 2 dakika girip video çekilmiş ve atılmış. Bu şahıslara ait değil. Eğer size aitse hemen işletme ruhsatınızı paylaşın arkadaşlar. Bu madenin işletmesini biz yapıyoruz diye bu Çankırı Tuz Lamba paylaşsın. Hani Sortex'lerde ayıklıyoruz ediyoruz falan diyorsunuz ya burada. Bakın doğal Çankırı kaya tuzunu bakın Türkiye'de doğal Çankırı kaya tuzunu mekanik ve profesyonel yöntemlerle üreten ilk ve tek işletmeyiz diyor. Ya biz bunu aradık Tarım Gıda İl Müdürlüğü'nü Çankırı'da var mı böyle bir işletme Çankırı'da? Yok. Böyle bir işletme yok arkadaşlar. Maliyeyi aradık. Madem bu 850-900 bin müşterisi var. Çankırı Maliyesi'nde, vergi dairesinde böyle bir firmanın kaydı yok arkadaşlar. Böyle bir video da yok. Bu videolar mağaraya muhtemelen kaçak şekilde girilmiş. Çünkü madenci çalışma ruhsatı olması lazım içeriye girmesi için. Öyle çoluk çocuk herkes bu üretim yapılan noktaya kadar gidemez. Gidememeli. Bu madencinin de başı yanar. Onun için onu çok irdelemeyeceğiz. Arkadaşların düzenini bozmayalım. Burası kaçak girilip 2 dakikalık video çekilmiş bir yer. Hemen aşağıya doğru bakıyoruz. Başka ne var ne satıyor diye. Burada sapsarı bir tuz görüyoruz. Çankırı granül kaya tuzu diye. Kesinlikle kristal değil, cam gibi şeffaf değil. Görüyorsunuz sapsarı bir şey. Büyük ihtimalle bu resimdeki ürün göl tuzu. Diğerleri kristal kaya tuzu ama işte neredendir, nasıldır bilemiyorum. Resimdekini söylüyorum. Hemen aşağıya doğru iniyoruz. Bir bakıyoruz burada organik bulaşık makinesi tuzu. Ya arkadaş bu kaya tuzu element cetvelinde metaldir. Metal olan bir şeyi hangi ağaçta yetiştirdin? Hangi toprakta, hangi bitkide, hangi canlı bu, hangi hayvan? Organik bulaşık makinesi tuzu yazıyor ya. Böyle bir şey olur mu? Böyle bir kelime sarf edilemez. Bu tamamen işte pazarlama, satış amaçlı yazılmış bir şey. Tuz metaldir, organik olamaz. Metal grubunda bir elementtir. Organik olma şansı yok ama işte böyle satıyorlar, insanları kandırıyorlar. Hemen aşağı iniyoruz. Ya bu firma kim, nerede? Madem Çankırı'da bir adresi olması lazım değil mi? Bakıyoruz. Adres olarak merkez göstermiş. Abdülhalik Renda Mahallesi, Eldivan Caddesi aşağı bağlıca mevki Çankırı Merkez. Arkadaş bu genel bir işaret koymuş. Yani İstanbul'da Taksim Meydanı gibi. Burası Çankırı'da sanayi meydanı, sanayi ışıkların bir tarifi. Peki bura neresiymiş diye hemen Google'da aratıyoruz. Böyle bir adres yok çünkü Çankırı'da. Bir bakıyoruz hemen karşımıza şöyle bir adres çıkıyor. Aynı adres. Eldivan Caddesi aşağı Balca mevki. Bu işletmenin telefonu VoIP hat 850'li
bir hat yani. Bu VoIP hatlar biliyorsunuz, dijital hatlar dünyanın her yerinden alınıp aynı numara buranın diye kullanılabiliyor. Ve hemen bakıyoruz burası neresiymiş, tıklıyoruz şu adresin, yani bu firmanın adresinin konumu burası. Bakıyoruz fabrikası nerede diye. Evet, Çankırı Sanayi'de ışıklarda göbeği işaretlemişler bizim adresimiz burası diye. Ama böyle bir yer yok. Bakıyoruz etrafa, şurası zaten sanayi, Eldivan'a giden yol burası. Burası yani insanların bildiği, Çankırılıların herkesin bildiği bir yer. Bakın buralar toprak, arazi, burada hiç böyle bir işletme yok. Şurası Sevindik Tarım'ın yeri. Hemen şuraya geliyoruz. Burası da Safir Tuz. Çankırı'da rafine kaya tuz üreten bir fabrikanın hemen kapısının önüne adam işaret koymuş ki hani bu resimden bakan olursa burada bir fabrika bir şey görsün. Burası Safir Tuz'un fabrikası arkadaşlar. Rafine kaya tuzu üreten bir yer. Ha, buranın tuzunu alıp satıyorsa evet olabilir. 25 kiloluk çuval bu fabrikada rafine tuz olarak 25 kiloluk Çankırı tuzu 6-7 lira toptan fiyatı kamyon bazında alırsanız. Ama doğal kristal kaya tuzu değil tabi. Rafine tuz 5-6 liraya, 7 liraya 25 kiloluk çuvalda satılıyor. Ve arkadaşlar bu adamın adres diye verdiği yer, Çankırı'daki yer böyle. Sahte, böyle bir firma yok. Hemen şurada zaten bakın işletmenin resmine bakalım diyoruz. İşletme falan yok. 10 metrekarelik bir dükkan. Yani şu kadarcık bir dükkandan Türkiye'nin en büyük işte endüstri tesisi, sanayi tesisi bilmem ne diye bir ilan verilmiş. Yani bu Kayserili uyanık bir arkadaşın böyle sosyal medya kurnazlığı, tilkiliği, sosyal medya zekisi diyoruz biz bunlara. İnterneti müthiş bir şekilde kullanarak insanları manipüle ettiği bir sistem. Bakın burada hiç böyle bir şey yok. Yani işte bir dükkanın resmi yine şuradan. 10 metrekarelik bir dükkan arkadaşlar. Böyle bir tesis yok. Böyle bir ticari işletme yok. Böyle bir tuz üreticisi yok. Ha, Kayseri'den satıyorlar. Nerede satıyorlar? Çorakçılar Mahallesi, Sokullu Caddesi, 42A, Melikgazi, Kayseri adresinde bu firmanın cep telefonlarında yazmışlar. Bu firmanın oradaki 10 metrekarelik dükkandan Türkiye'nin en büyük tuzcusuyuz, fabrikasıyız diye yalan beyanlarla kurdukları bir internet sitesi. Bunu da işte yine bilişim suçları ile ilgili takibini başlatacağız. Bakalım nerede, nasıl üretiliyor, böyle bir işletme var mı yok mu? Bütün Türkiye görecek. Varsa elinizde en ufak bir resim yayınlayın ya. Bu mağara bizim, bu işletme bizim, bu fabrika bizim diye. Çankırı'ya bir duyum aldık. Geçen hafta gelmişler. Çankırı'da bir adres olsun diye, depo dükkan bir şey tutalım diye bir aramışlar. Tabii kimse yer vermemiş. Bulurlar kenarda köşede bir yer. Oraya bir 5 metrekare dükkan daha açarlar burada. Ama yine de böyle bir tesis yok. Kesinlikle inanmayın. Zaten biz bunlar yüzünden internet sitemize yıllar öncesinden uyarımızı şu şekilde yazdık. Kesinlikle Kayseri'den ve başka yerlerden Göltuz'u satılan yerlerden almayın. Çankırı'dan gelmeyen kargoları kabul etmeyin. Niye biz bunların üzerine daha önceden gitmedik? Arkadaş, 10 metrekarelik dükkanda adam bir şekilde bir para kazanmaya çalışıyor. Yani kimseyle dedik uğraşmayalım. Biz kocaman firmayız. Yani gidip de bunlarla ne uğraşacaksın? İşimiz var, gücümüz var. Şu an bu videoyu çekerken bile mesaimizden harcayıp faydalı başka işler yapacakken mecbur kalıyoruz bunlarla uğraşmaya. Onun için daha önce çok uğraşmadık. Evet arkadaşlar, şimdi bunların üzerinde çok durmayalım. Şimdi anlamış olduk. Okan Çağlar ve Kayserili tuz tüccarı Kayseri'den Çankırı tuzu satmak üzere bir yola çıkmışlar. Şurada gördüğünüz mesajlaşmada, zaten cilveleştikleri mesajlaşmada bunu anlıyoruz. Belli bir yol haritası çizmişler. İnsanları meraklandırarak, manipüle ederek, insanların duygularıyla, sağlıklarıyla oynayarak Kayseri'den Çankırı tuzu diye bir tuz satmaya bir organizasyona başlamışlar. Ve bunu da 6 lira, 6 lira, 6 lira diye her yerde paylaşmışlar. Bütün şu yorumlarda, sorularda ve paylaşımlarında. Şimdi arkadaşlar gelelim işin bilim açısından nasıl olduğuna. Ben şimdi branşım elektrik, elektronik, bilgisayar, otomasyon ya da bilgisayar yazılım, kodlama, programlama ile ilgili. Ben ahkam kesebilirim, hüküm koyabilirim, sonuç üretebilirim, bilimsel bir gelişmeye imza atabilirim. Çünkü benim branşım bu.
Fakat jeoloji ile ilgili, tıpla ilgili, işte sağlıkla ilgili, kardiyoloji ile ilgili de kesinlikle kişisel fikir yürütemem. Niye? Bu konuda bir ön bilgim olabilir ama ben bu konunun uzmanı değilim. Ben bu konunun bilim adamı değilim. Kendi alanım olduğu konularda her şeyi yaparım. Biz makine üretip yurt dışına da tasarlayıp satıyoruz. Türkiye'de yurt içinde de makine üretilerini, satışlarını yapıyoruz. A'dan Z'ye okullar, cezaevleri, hastaneler, akıllı binalar yapıyoruz. Bunların bütün elektronik otomasyon hizmetlerini, sistemlerini kendimiz bizzat planlayıp, projeleyip, projelendirip uygulamasını da yapıyoruz. Yazılım, programlama, kodlama da yapıyoruz. Bunların hepsini kendimiz yapıyoruz. Kendimiz yaptığımız alanlarla ilgili birçok şey yapıyoruz. Ayrıca da gıda üretimimiz var. Gıda üretiyoruz. Bu konularda bilgi paylaşıyoruz her yerde, farklı mecralarda. Takip eden ediyor, bilen biliyor. Bilmeyenler için de söylüyorum. Biz bu konuda kendi fikirlerimizi, kendi yorumlarımızı değil, tamamen bilim adamlarının verdikleri bilgileri şimdi paylaşacağız sizinle. Gelelim bu paylaşıma, hemen şuradaki yanlış bilgileri, yani şu paylaşımın neresinden tutarsan elinde kalıyor. Yani her türlü şeyi yanlış. Diyor ki burada arkadaş, kaya tuzu aldığımız Çankırı'daki en büyük mağaranın işletmecisi Cihat Bey'e bakanlığın laboratuvarında yapılmış analiz raporunu gönderdi diyor. Rapora bakınca beyefendi şok 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 olmuş. Çankırı kaya tuzunda %58 klor, %41 sodyum, toplamda %99,3 yani NaCl tuz varmış. Neredeyse tamamı bildiğimiz tuz. Yani ne bekliyordun? Yani bildiğin tuz, daha ne bekliyordun Okan Çağlar? Yani ne olmasını bekliyordun? Kaya tuzundaki diğer elementlerin ise %1'in bile altında. Binde 7 element sayısı da iki elin parmaklarının sayısını bile geçmiyor demiş. İyotu göremeyince işletmeci Cihat Bey'i aramış. Bir yanlışlık olmasın demiş. Yani bu raporda 84 element de yok, iyot da yok. Tamamına yakını bildiğimiz tuz, iyot nerede demiş. 84 mineral nerede diye sormuş. Ya arkadaş, yani şimdi şu analiz raporunu okuyamayacak kadar aciz olan, yani bir analiz raporunu nasıl okuması gerektiğini bilmeyecek kadar aciz olup ve bunu çok biliyormuş gibi bu şekilde manipülasyonla insanlara sunma cesareti, yani yemin ederim herkesin yapamayacağı bir şey. Yani ben açıkçası böyle bir yazı yazıp bu raporu bu şekilde yorumlamaya cesaret edemem. Neden? Şimdi bakın, şurada şöyle bir manipülasyon yapılıyor. Sanki bu rapor bizim Çankırı kaya tuzunu MTA almış, bakanlığa göndermişler. MTA bunu incelemiş, içinde de işte sadece bunlar var diye bize geri gönderilmiş bir rapor olarak yansıtılıyor. İyot yokmuş, yok işte 84 element yokmuş, hani bunlar nerede diye sordum diyor. Yani bu raporda bunları görememiş ya arkadaş. Yahu analizler nasıl yapılır? Herkesin bildiği, yani şu anda gıdayla, sağlıklı gıdayla, ürünlerle hemhal olan herhangi bir tıpla ilgili bir konuda işte bir tahlil yaptıran bir kişinin bile bildiği en basit bir şeydir. Bunu nasıl manipüle etmişler? Şimdi şu analiz raporunda gördüğünüz bütün mineral analizlerin hepsi tek tek bizim MTA'ya, şunlara bakar mısın diye istediğimiz analizler. Biz bunları istemişiz ki sadece ondan dolayı sadece bunları görüyorsun, diğerlerini görmüyorsun Okan Çağlar. Bunlarda da tuz tebliğine göre diyor ki Türk Gıda Kodeksi tuz tebliği %97'nin üzerinde saflıkta olacak NaCl. Böyle değilse diyor bu kaya tuzunu gıda olarak satamazsınız diyor. Biz de bu analiz raporundaki durumu bakanlığa diyoruz ki evet, bizim sattığımız tuz %97 üzerinde saflık derecesine sahip ve içerisinde ağır metal olan kurşun, alüminyum, diğer işte ağır metaller, insanlara zarar verebilecek metallerin zararlı olmayacak miktarda olduğunu gösteren rapordur bu. Yani içinde ne var, ne kadar ne var diye gösterdiği, bütün mineralleri gösterdiği rapor değil. Hangi metal ya da minerallerden ne kadar miktarda olduğunu ve insanlara zararlı olmadığını gösteren rapor bu. Okan Çağlar, bu konuda insanları sanki, yani bir yanlışlık olmasın, bu raporda 84 element yok. Element yok. Tabii element 84 tane olmaz. İste 84 tane. Hemen yapsınlar sana, yaptırabiliyorsan. 84 elementin Türkiye'de analizini yaptırabiliyorsan hemen iste herhangi bir laboratuvardan. Yaptır. İyotla ilgili bilgi almak istiyorsan hemen gönder. Tuz elinde vardır ama o Kayseri'den aldığın tuzu değil.
Çankırı'dan biz sana tuz gönderelim. Onun analizini yaptır. Çünkü Çankırı, Kayseri'den aldığın tuz rafine tuz olabilir, göl tuz olabilir, başka bir şey olabilir. Çankırı tuz olmadığı kesin. Onun için onu analiz yaptırma. İyot falan ne çıkar ne çıkmaz bilemiyorum. Ama bizim tuzumuzu gönderip analiz yaptırırsan onda istediğin elementin ne kadar miktarda olduğunu görürsün. Birazdan da Türk Tabipler Birliği'nin ve Türkiye Kardiyoloji Vakfı'nın derneğinin sitesinden göreceğiz birçok şeyi. Evet, şimdi burada minerallerin niye bu kadar az sayıda olduğu bu raporda anlaşıldı sanırım. Biz gıda olarak tüketileceği için bu insan sağlığına zarar vermeyecek miktarda bu minerallerden bulunduğunu gösteriyoruz ve ondan dolayı bunda az mineral sayısı var. Şimdi gelelim NaCl kısmına. Yani şuradaki raporda Na %41 çıkmış ya, bu çok bile çıkmış. Genelde 30-35 çıkıyor. Yani 250 milyon yıl önce oluşmuş doğal bir mineral bu, biliyorsunuz. Raporlar genelde hep aynı çıkar. Birazdan Himalaya tuzunun raporuna da bakacağız. Onda da aynı çıkıyor. Çünkü eski denizlerin çökmesiyle oluşmuş minerallere biz kaya tuzu diyoruz. Kaya tuzu nereden çıkarsa çıksın kaya tuzudur. Pakistan'daki de, Türkiye'deki de, Türkiye'de işte Nevşehir, Kırşehir, Erzincan'daki de, Çankırı'daki de kaya tuzu kaya tuzudur. Ama ne kadar temiz, kristal, saf olduğu önemli. Hangi tekniklerle, hangi yöntemlerle çıkartıldığı önemli. Buna birazdan döneceğiz. Ve burada sodyum tuzun püf noktasıdır. Eğer bir tuz faydalı mı, zararlı mı, işte iyi mi, kötü mü, kullanalım mı, kullanmayalım diye bir soru varsa karşımızda, hemen onun sodyum miktarına bakacağız. Başka hiçbir şeyine bakmayın arkadaşlar. Sadece sodyum miktarına bakın. Sodyum miktarı eğer düşükse bu tuzda, o tuz yenilebilir, tercih edilmesi gereken en iyi tuzdur elinizdeki numuneler arasında. Ne kadar sodyumu düşükse tuz o kadar iyidir. Neden? Tuzdaki zaten ana can alıcı nokta, tuzun zararlı mı sağlıklı mı denilen nokta, içindeki sodyumun azlığı ya da çokluğu ile ilgili bir durumdur. Biz rafine tuzu niye tavsiye etmiyoruz ya da doktorlar rafine tuzdan niye uzak durun diyorlar? Tuzu işleme tabi tuttuğunuz zaman, yüksek ısılarda buharlaştırdığınız zaman, evaporatörlerde suda eritip çözündürdüğünüz zaman bütün mineraller kayboluyor. Şuradaki klorür diyoruz ya, %58, bu klorür de uçucu bir madde. O da gaz haline dönüşüyor ve sodyum oranı artıyor rafine tuzda. Sodyum oranı yükseldikçe de tuzun hem sağlığa zararı artıyor, hem de günde kullandığınız o bir kaşık tuz var ya, bir kaşık 5 gram tuz kullanın diyor ya doktorlar, bilim adamları. O bir kaşık kullandığınız, bir çay kaşığı kullandığınız tuzun içerisindeki sodyum oranı, kaya tuzu kullanırsanız %40, %30, %35, rafine tuz kullanırsanız bu oran 60, 70, 80, 90'lara kadar çıkıyor. Ne kadar, hangi ortamda, hangi şartlarda rafine edildiğine göre değişmekle birlikte. Yani bir kaşık rafine tuz tükettiğinizde aldığınız sodyum, 2 kaşık, 3 kaşık, 4 kaşık kaya tuzu tükettiğinizde aldığınız sodyuma eşdeğer. Ondan dolayı siz buradaki analiz raporundan çok memnun olmalısınız. Bu analiz raporu bizim tuzumuzun değerli olduğunu, kıymetli olduğunu, ne kadar iyi bir tuz olduğunu gösteriyor. Yani biz bu raporda Na değerine, sodyum değerine bakarak bunu görüyoruz. Ama bu arkadaş tabii bir satışa, pazarlamaya yöneldiği için bunları bu şekilde anlatmıyor da, sanki işte bakanlıktan bizim tuzumuzun içindeki bütün mineraller araştırılmış. Ondan sonra onlar bulmuşlar bunları. Alın işte bu kadar bunlar var diye bir sonuç vermişler gibi lanse ediliyor ki, bugün bir bal alıyorsunuz, bir incir alıyorsunuz, analiz raporu geliyor yanında. Bakıyorsunuz mesela incirde aflatoksin raporu var. Aflatoksin var mı yok mu? Adam ona baktırmış. Onun raporu gelmiş. Bu incirin içinde şeker olmadığını, fruktoz, gluktoz olmadığını, glukoz olmadığını gösterir mi arkadaşlar? Sen baktırırsan onun içindeki fruktozu onu da görürsün. Ama o orada yazmıyor diye fruktoz yok mu diyeceksiniz incirde? Bal analizi yapılıyor. Zeytinyağının işte polifenol analizleri yapılıyor. Farklı analizler yapılıyor. Bu analizlere baktığınız zaman ne oluyor? Firma diyor ki benim şu 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 minerallere, değerlerine bakın. Parasını da veriyor. Mineral başına 400 lirayla 1000 lira 1500 lira arasında minerallerine göre değişiyor. Ya da hangi laboratuvarda, hangi ortamda,
hangi araç gereçle, hangi teknikle yapılacağına kadar her analizin maliyeti değişiyor. Ondan dolayı hangi analizleri yaptırmak istiyorsa bir gıda üreticisi o gıdaya onu yapıyor laboratuvarda. Buradaki durum da budur arkadaşlar. Kesinlikle şurada manipülasyon yapıldığı gibi 84 element olduğu iddiası fos çıktı değil. Sizin bu pazarlama taktiğiniz fos çıktı Sayın Okan Çağlar. Kayseri'den Çankırı tuzu satmaya hangi akıllı, hangi cesaretle, hangi zekayla başladınız, hangi akıl fikirle o kılavuzun peşine gittiniz bilemiyorum ama kılavuzu karga olursa senin de burnun kirlenir Okan Çağlar. Bu konuda bilgin olmadığını zannetmiyorum ama hadi biz yine iyi niyetli düşünelim. O arkadaş da sırf telefonla görüştüğünü ve çok saf ha, sa, sa, sahibi niyetle görüştüğünü düşünecek olursak dolandırılıyorsun Okan Çağlar, bilgin olsun. Şimdi arkadaşlar bu durum böyle. Sodyum oranı düşük olduğu için bu tuz iyidir, tüketilir. Şimdi gelelim kaya tuzu konusunda. Kaya tuzunda işte 84 element var mı? İyot var mı? Onlarla ilgili bilgileri şimdi paylaşalım. Şu gereksiz sayfaları kapatalım arkadaşlar ve gerekli sayfaları açalım. Şimdi kristal kaya tuzu ile ilgili biz yıllar önce ne söylediysek, bakın burada ürün karşılaştırma videosu var sitemizin ana sayfasında. Bugün de aynı şeyleri söylüyoruz. Şimdi birazdan Türk Tabipler Birliği'nin, Uludağ Üniversitesi'nin ve Kalp Damar Sağlığı Bilgilendirme Portalı'ndaki bilgilerle kaya tuzundaki iyot miktarını ve 84 mineralle ilgili verilen, orada işte kaynak olarak verilen raporu hep beraber inceleyeceğiz. Bunun öncesinde hemen kısaca şu daha önceki yıllar önce çektiğimiz videodaki bilgi gibi kısa bir bilgi vereyim arkadaşlar. Hangi tuzu kullanacağız? Kaya tuzu nedir? Nasıldır falan bunlarla ilgili hemen kısa bir bilgi vereyim. Bu bilgi ışığında devam edelim. Programın devamı uzun sürebilir. Hemen kısaca net bilgisi olsun vakti olmayan arkadaşların. Doğal kristal kaya tuzunda rafine edilmemiş ise 1 gramda 2 mikrogram doğal iyot vardır. Ortalamadır bu rakamlar. 1 gram doğal kristal kaya tuzunda 2 mikrogram ortalamasında, bu 1'e de düşebilir. Tuzun damarına işte toprağına yerine çökerken oluştuğu, maruz kaldığı ısıya, gün ışığına göre değişir. Ortalama 2 mikrogram olarak söyleyebiliriz. Bir insan günlük tüketmesi gereken ortalama tuz miktarı 5 mikrogram şey 5 gram ise ortalama 10 gram şey 10 mikrogram iyot alabilirsiniz bu doğal kristal tuzdan. Ama bizim Türk toplumunun günlük ortalama tuz tüketimi ortalama olarak söylüyoruz tabii. Bunu araştırmalarda çıkan sonuç %16 ile 20 arasında, hatta 30'a 35'e kadar çıkıyor gram olarak. Yani biz ortalama 20 gram 18-20 gram tuz tükettiğimizi düşünürsek 20 gramda 40 mikrograma kadar iyot alınabiliyor doğal tuzdan. Bu işte tükettiğiniz tuzun mineral yapısına, dağılımına göre değişkenlik arz eder tabii ki. Ondan dolayı işte bunu 20 düşünebilirsiniz, 30 düşünebilirsiniz. Yüzde olarak hesaplayacaksınız ya günlük iyot tüketiminizi. Yani iyot tüketiminizin %20'sini bundan karşılayabilirsiniz. Doğal kristal kaya tuzundan. Bunu neye göre söylediğimizi birazdan bilimsel olarak Türk Tabipler Birliği'nin bir dergideki yayınından okuyacağız. Ayrıca 84 mineral konusuna gelecek olursak da bu tuz 250 milyon yıl önce oluşmuş doğal bir mineraldir. Denizlerin çökmesiyle oluştuğu için, denizlerde yeryüzündeki bütün mineralleri ihtiva ettiği için bu çökelti içerisinde tabiattaki bütün elementler mevcuttur. Rafine ederseniz bu elementleri yok edersiniz, kaybedersiniz. Rafine etmezseniz bu tuzun içerisinde vardır. Ondan dolayı kaya tuzu mağaralarında işte renkleri siyah, yeşil, kırmızı, masmavi, böyle farklı farklı renkler görürsünüz. Bu o bölgedeki, o damardaki o mineral yoğunluğu hangisinde fazlaysa onun rengini verir. Bu siyah kaya tuzları direkt tüketilmez arkadaşlar. Onlar rafine edilip tüketilir. Ama hangi tuz direkt tüketilir? Şu resimde gördüğünüz o siyah kaya tuzların içinden 100 ton, 200 ton siyah kaya tuzun içinden 100 kilo, 200 kilo çıkan bu kristal kaya tuzları tüketilebilir. Hemen şöyle
mağaranın içerisinden bir kısa hemen görüntü paylaşalım. Bizim Çankırı Kaya Tuzu'ndaki işletmemiz burası. Kaya tuzunun nasıl çıkartıldığını, bakın, nasıl burada ayıklandığını mağarada görebiliyorsunuz şöyle kristal istedik parçayı. Tuz burada, normal doğal dedik. Bakın şu kristal kaya tuzu. Tuz normal doğal olarak kaya. Evet, yani bu videoyu daha sonra şey yaparız. Ben kısaca mağaradaki görüntüden bir paylaşım yaptım. Siyah kaya tuzu. Şimdi diyeceksiniz ki ya tuzun üstüne mi basıyorlar falan. Orada yer gök her yer kaya tuzu. Yani denize ıslanmadan girmek mümkün değil. Orada da insanlar her gün işte aynı elbiseleri giyiyor. İçeride kullandığı elbise. Çünkü tuzlu elbiseyi dışarıda giyemezsin. Dışarıdakini de içeride giyemezsin. Orada bir o şekilde kaya tuzu. Yer gök her yer tuz. Orada bu kristaller siyah kayaların içerisinden ayıklanıyor. Bu ayıkladığımız kristaller elde tekrar bir gözden geçirilip şeffaf, tertemiz, içinde siyah nokta olmayanlar öğütülüp kullanılıyor. Şimdi Çankırı Kaya Tuzu da, Himalaya Kaya Tuzu da, Nevşehir'deki de, Kırşehir'deki de, Erzincan'daki de kaya tuzu olarak üretiliyorsa aynen bu şekilde üretiliyor. Biz hangi madenden olursa olsun kaliteli kristal kaya tuzunu nasıl ayırt edeceğiz? Bu şekilde şeffaf cam gibi ise o iyidir arkadaşlar. Dünyada tabiattaki bir durumdur bu kristal kaya tuzunun oluşumu. Yani Çankırı olması, Kırşehir olması ya da Himalaya olması sadece insanoğlunun o bölgeye adlandırma yapmasıyla ilgili bir durum. Çankırı'daki madenden çıkana Çankırı tuzu, Himalaya'dan çıkana Himalaya tuzu, Kırşehir'den çıkana Kırşehir, Nevşehir'den çıkana Nevşehir tuzu deniliyor. Bu tuzların birbirinden hiçbir farkı yoktur. Kristal olmak kaydıyla hangi madenden, hangi bölgeden çıkarsa çıksın, oralarda böyle madenlerde çok kötü yenmeyecek kalitede tuzlar da çıkar. Ama o yüzlerce ton yenmeyecek tuzun arasından cam gibi, şeffaf, elmas gibi pırıl pırıl tuzlar da çıkar. Ondan dolayı biz tuzun kalitesini böyle şeffaf cam gibi olmasından anlıyoruz. Peki Çankırı niye daha öne çıkıyor? Çankırı'da bu şeffaf cam gibi kristal kaya tuzunun çıkma oranı diğer madenlere göre biraz daha fazla. Diğer madenlerdekilerde renk tonu bir ton kırık oluyor. O renk tonu kırıldıkça da içindeki işte kalsiyum oranı, magnezyum, potasyum ya da işte diğer böyle erimeyen kil gibi farklı mineraller de çıkıyor. Bunlar zararlı değildir, faydalı minerallerdir. Ve bu şekilde renkleri değişebiliyor diğer madenlerde. Onunla ilgili de hemen kısacık yine açıp kapatacağız şuradaki ürün karşılaştırma videomuzu. Şurada bakın, biz 19 çeşit tuzu yan yana koyuyoruz. Şunlar diğer madenlerden, işte Kırşehir'deki madenden çıkan tuz. Bu Çankırı, bu Himalaya, Himalaya'nın pembesi, Çankırı'nın doğal gri hali ve beyaz hali şu resimdeki. Bunu internet sitemizden izleyebilirsiniz. Şurada işte kemah tuzu var, deniz tuzu var. 19 çeşit tuzu biz burada insanlara anlatıyoruz. Yıllar önce anlattığımız, yani dün bugün çektiğimiz bir video değil bu. Ve bu videoda da diyoruz ki hepsi bunların denizlerin çökmesiyle oluşmuş doğal minerallerdir. Bugün en temiz, en sağlıklı, en saf yöntemlerle nasıl elde edilip de ulaşılabiliyorsa bu tuzlara hepsi kullanılabilir. Ama birbirlerine olan üstünlükleri sadece çıkartılma teknikleriyle, yöntemleriyledir. Kullandığınız alet ekipmandan tutun da ortamına göre değişir. Bunu da kapatalım hemen, fazla onun üzerine vakit ayırmayalım. Hangi tuzu kullanacağımız konusuna gelecek olursak, bakın arkadaşlar, Türkiye İzmir'de, bir ucunda İzmir'de Çamaltı Tuzlası'ndan tutun Türkiye'nin öbür sınırı Iğdır Nahçıvan'a kadar, Iğdır Tuzluca Tuzlası'na kadar tuz cennetidir. Yani ülkemizin iki uç noktasında da tuzla başlıyor, tuzla bitiyor. Yani biz eğer hala hangi tuzu kullanacağız diye soruyorsak, düşünüyorsak yanlış düşünüyoruz. Çünkü hangi tuzu kullanırsanız kullanın, şeffaf cam gibi pırıl pırıl kristalse, rafine edilmemişse, yani rafine edilerek içindeki sodyum yükseltilmemişse, diğer mineraller kaybolmamışsa bu tuzların hepsini kullanabilirsiniz. Delice'de çıkan, Kırıkkale'de çıkan, Kemah'ta çıkan, Sivas'ta Çiçek Tuz bölgesine çıkan, Bitlis'te, Van'da, yani Türkiye'nin her yerinde kaynak tuzları var. Bu kaynak tuzlarını da tüketebilirsiniz. Nasıl bir fark var kaya tuzlarıyla arasında? Kaya tuzu
kömür madeni gibi mağaraya giriliyor. İçeriden bu tuz kristalleri kırılarak elde ediliyor. Kaynak tuzu da yeraltı kaynak sularının bu kaya tuzlarını yer altında eritip yüzeye çıkması ve yüzeyde açık arazilerde suyunun buharlaştırılarak tuzun çökertilmesiyle elde ediliyor. Buna da hiçbir katkı kimyasal katılmadığı müddetçe pırıl pırıl tertemiz tuzlardır arkadaşlar. Ulaşabildiğiniz yerde kullanabilirsiniz. Kaya tuzundan farkı ne? Suda bir çözünülüp tekrar işte taştan, topraktan, kumdan doğal bir filtrasyona uğruyor. Biz buna doğal rafinasyon diyoruz. Ondan sonra açık arazide tekrar çökertiliyor. Bu arada işte bir çözünme ve tekrar kuruma olayı olduğu için ve açık alanda işte farklı tabiat etkenlerine de maruz kaldığı için kaya tuzundan bir ton geride kalıyor. Yani bir puan diyelim bir şeyi geride kalıyor. Ve deniz tuzları, göl tuzları. Bunlar da denizlerin işte bugün sularının çekilip çökertilmesiyle elde edilen tuzlardır. Rafine edilmediği müddetçe onlar da iyidir ama denizler ve göller şu anda maalesef insanoğlunun ciddi anlamda işte plastik bırakması, atıklar bırakması sebebiyle analizlerde böyle mikro ölçekte mikroplastikler çıkabiliyor. Ondan dolayı işte bazı hassas çevreler o konuda deniz tuzundan da uzak duruyor ama ciddi bir kullanıcı potansiyeli de var. Yani özet olarak arkadaşlar Türkiye'deki rafine edilmemiş doğal bütün tuzları kullanabilirsiniz. İster kaynak tuz olsun, ister kaya tuz olsun, ister deniz tuzu olsun hepsi kullanılabilir. İthal gelen tuzlar da var. Pakistan'daki Himalaya tuzu bütün dünyaya tuz gönderiyor. Yani dünyanın ana tuz kaynaklarından birisi. Doğal kristal kaya tuzu birçok ülkede çıkmadığı için bütün dünya hücum ediyor Pakistan'a. Oradan kristal kaya tuzu alıp kendileri ülkelerinde tüketiyorlar. Biz de cennetin ortasındayız. Herkesin kristal kaya tuzuna ulaşma imkanı varken hala işte şu tuzu kullan, bu tuzu kullan böyle bunun ticaretini yapıyoruz. Zaten problem de işin içine ticaret girdiği zaman çıkıyor arkadaşlar. Herkes kendi pazarlamak istediği tuza birçok şey atfediyor. İşte ölümden başka her şeye çare deyip de televizyonda satış yapan profesörleri görüyoruz. Facebook'ta, Instagram'da birçok insanı böyle tuz yiyin, işte hayatınız kurtulsun, kanseriniz gitsin falan diye de yıllardır böyle makaleler yazan, işte programlar yapan insanları otellerde toplayıp kanser hastalarına 10 TL'lik, 15 TL'lik bizim sole ve cep tuzunu 15 bin liraya, 20 bin liraya satan şarlatanları da gördü bu ülke ama artık insanlar uyanıyor ve şimdi de neyi görüyoruz? Hem tuza gereğinden fazla anlam yükleyen insanlar yüzünden hem de tuzu itibarsızlaştırıp rafine tuz satmaya çalışan ya da tuzu itibarsızlaştırıp işte Çankırı tuzunu çok tercih edildiği için kendi sattığı tuzu ön plana çıkartmak adına Okan Çağlar'ın da sitesinde yaptığı gibi, yani şurada yaptığı gibi Kayseri'den çıkan ya da Kayseri'den elde edilen ya da o bölgeden bir şekilde Çankırı tuzu satıldığı iddiasıyla Çankırı tuzuna da çamur atarak, yani Çankırı tuzuna çamur atarak Çankırı tuzu satmaya çalışan insanlar yüzünden bu tuz konusunda ciddi manipülasyonlar ortaya çıkıyor ve insanlar da ne yapacağını şaşırıyor. Evet arkadaşlar, tuzdaki 84 mineral konusuna gelecek olursak bunlarla ilgili şimdi bilimsel raporları okuyacağız ve bilimsel dayanakları göreceğiz. Şimdi şurada Uludağ Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi dergisinin 2002 sayılı 2002'ye 1 sayılı cilt 7'de deniz suyundan tatlı su elde etsin teknik ekonomik analizi diye bir yayın var arkadaşlar. Buraya internetten herkes ulaşıp okuyabilir bu başlığı arattırdığında. Niye bu yayını seçtik? Deniz suyundaki minerallerle mücadele eden, arıtma amaçlı mücadele eden teknik bir ekibin, Uludağ Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi'ndeki bir ekibin, Muhittin Can Akın ve Etemoğlu ve Atakan Avcı'nın yaptığı bir çalışma sonucunda verdiği bilgileri burada göreceğiz. Şimdi hızlıca aşağıya giriyorum, fazla da vakit almasın, videonun süresi de uzamasın. Bakın arkadaşlar, şurada yüzde değil, burası binde, iki tane sıfırlar binde tuz konsantrasyonu diyor. Yani dünya üzerindeki denizlerin tuzluluk oranları, kaya tuzu demiştik ya, denizlerin çökmesiyle oluşmuş doğal minerallerdir diye. Bizim ülkemizde de eskiden işte Çankırı bölgesi denizmiş demek ki, ya da iç denizmiş ya da büyük bir göl olabilir. Bu çöktükten sonra içindeki tuz
yer altında kalmış. Biz bugün 5000 yıllık bir maden olan Çankırı'daki tuz madeninden bu tuzu çıkartıyoruz. Yani denizlerin çökmesiyle elde edilmiş bu tuzu çıkartıyoruz. Ülkemizde de Karadeniz, Marmara, Ege ve Akdeniz'deki tuz ortalamaları işte binde 18, binde 22, binde 38, binde 43 gibi verilmiş bu raporda. Ve bu neye tekabül ediyor? Yani ortalamasını alalım. Çankırı'da Karadeniz, Marmara, işte Akdeniz üçgen olarak düşünürsek bunların arasında ortalama %25, binde 25 dersek bu ne demek oluyor? Bir ton deniz suyunda 25 kilogram tuz var demek. Şimdi hemen buradan bunu not olarak alalım. Herkes dinleyenler bir hesap yapacağız çünkü matematik yapacağız birazcık. Çok da zor değil tabii. Sadece toplama çıkartma. Tuz konsantrasyonu binde 25 olduğunu düşünürsek 25 kilogram tuz var 1 ton deniz suyunda. Hemen aşağıya geliyoruz. Şurada bakın, deniz suyu normalde doğada mevcut olan bütün elementleri içermektedir diyor. Yani deniz suyundaki bütün elementler, doğada bulunan bütün elementler deniz suyunda var. Hemen biraz daha aşağıya gidiyoruz deniz suyunun tuzluluğu kısmında. Deniz suyunun tuzluluğunu oluşturan belli başlı erimiş tuzlar sırasıyla klor, sodyum, sülfatlar, magnezyum, kalsiyum, potasyum, bikarbonat ve bromdur. Bilinen tüm elementler deniz suyunda mevcuttur. Yani bildiğimiz element cetvelinde bütün okullarda, üniversitede de, lisede de, dünyanın her yerinde okutulan element cetvelindeki bulunan bütün elementler deniz suyunda mevcuttur. İçindeki brom ve iyotların klorla değiştirildiği 1 kilogramdaki sudaki toplam klor, iyot ve bromun gram olarak miktarına tuzluluk denir demiş ve aşağıdaki formülle hesaplanır demiş. İsteyen istediği bölgenin tuzunu, suyunu alıp analiz yaptırıp tuzluluğunu ölçebilir. Oradan da tuzunu elde edebilir. Yani biz burada neyi öğrendik bu belgeden? Deniz suyu bütün elementleri içeriyor ve deniz suyunun 1 tonunda, yani 1000 litresinde 25 kilogram tuz çıkıyor, çöktüğü zaman buharlaşıyor ya içindeki su. Dibine, yani Çankırı'daki madenlerdeki her 25 kilogram tuzun oluşumu için 1000 litre su buharlaşmış 250 milyon yıl önce. Şimdi geliyoruz ikinci adıma. Türk Tabipler Birliği var, biliyorsunuz ülkemizin yüz akı. Türkiye'deki tabip olan, doktorluk yapan, bu konuda uzman olan herkesin, yani tabiplik ünvanı olan herkesin ortak derneğidir. Türk Tabipler Birliği. Buranın da STET diye, yani Sürekli Tıp Eğitim Dergisi diye bir dergisi var. Hekimlerin işte eğitim amacıyla çıkartılan bir dergi. Buranın Aralık 2000 sayısında 10 soru 10 yanıt başlığı altında bir yazı okuyacağız. Doktor Göksen'in Aktulay'ın hazırladığı soru cevaplar bunlar. İyotla ilgili kısım, iyotun önemi. İyot dünyada insanların hepsinin ihtiyacı olduğu ve az miktarda bulunan bir element. Hemen şöyle bir ön bilgi vereyim size. İnsanlar şimdi direkt niye tuzla iyotu bağdaştırıyor? Arkadaşlar, sanayi tuzları, endüstri tuzları rafine edildikten sonra işte dedik ya saf sodyuma dönüyor. Bunun içine bir de akışkanlık kazandırıcı, topaklanma önleyici, işte nem çekme önleyici bir sürü kimyasal katılıyor. Tuzluğu 6 ay tutuyorsunuz, rafine tuzu tuzlukta bir çeviriyorsunuz, sapır sapır akıyor. Hiçbir şekilde dışarıdan nem, rutubet çekmemiş. Tuzun nem çekme özelliği olmasına rağmen. Niye? Çünkü tuzun dışında kaplama yapılmış. Nemle teması, havayla teması kesilmiş. Sizin vücudunuza girdiği zaman da bu hücre zarında aslında o sıvıyla, hücrenin sıvısıyla iletim halinde olması gereken bu tuz molekülleri dışındaki o kaplamalar yüzünden iletişime geçemiyor. Sıvı yine o tuzun içine geçemediği için de rafine tuz işte vücutta birçok sağlık problemine sebep oluyor. Yine bilim adamlarının tespitleriyle. Şimdi bu tuzu da, bu endüstri tuzunu da insanlara rahatça, kolayca yedirmek için ve iyotu da insanlara rahatça yedirmek için tuzla bağdaştırmışlar ve iyotu tuza ilave ederek, bir parmak bal çalarak rafine tuza, insanlara bunu yedirmişler, satmışlar. Yenilebilir. Hani yiyen insanlara baktığımızda hemen ölüyor mu? Ölmüyor arkadaş, ama uzun vadede bunun çok sağlıklı olmadığı konusunda ciddi veriler var. Biz kendimiz tercih olarak
iyotlanmamış, hiçbir katkı kimyasal katılmamış, hiçbir şekilde oynanmamış, 250 milyon yıl önce nasıl oluştuysa direkt o şekilde tüketebileceğimiz tuz istediğimiz için bunu tüketiyoruz. İsteyen iyotlu tuz da tüketebilir tabii ki. Ve biz bu tuzu tercih etmemizdeki sebep de doğal olması. İçinde bunun bütün iyot ihtiyacınız karşılamak diye bir beklenti içine niye giriyorsunuz? Anlamış değilim. Yani rafine tuzla mı kıyaslıyorsunuz? Yani rafine tuzla kıyaslıyorsanız o zaman bunun da bir işlem görmüş olması lazım. Elma ile armutu kıyaslamış oluyorsunuz o zaman. Yani tuzdan bütün iyot ihtiyacınızı karşılamayı beklemek mantıklı değildir. Neyi bekleyeceğiz doğal tuzdan? Günlük tüketmemiz gereken iyot miktarının bir kısmını da bu tuzdan alabiliyor muyuz ona bakacağız ve alabiliyoruz. Onu da şimdi Türk Tabipler Birliği'nin ttb.org.tr sitesindeki Stat dergisinin Aralık 2000 sayısında hemen göreceğiz. İyotla ilgili hocamız Doktor Göksel'in Aktulay ciddi bilgiler veriyor burada ve hangi nedenle iyot tüketmemiz gerektiğini bildiriyor ve iyotun nerede olduğuyla ilgili şurada bir bilgi veriyor. Bu bilgide doğada çok az olması nedeniyle bir ton deniz suyunda bile yalnızca 50 miligram iyot vardır. Yani 50 miligram iyot bir ton deniz suyunda bulunuyorsa, bir ton deniz suyunda da yaklaşık 25 kilogram tuz varsa, bunu biz nasıl hesaplayabiliriz? 50 bin mikrogram yapar. 50 miligram 50 bin mikrogram yapar. 25 kilo 25 bin gram yapar. Bunu 50 bini 25'e böldüğümüzde de 2 mikrogram çıkar gram başına. Yani 1 gram tuzda 2 mikrogram iyot olduğunu buradaki yazılara, beyanatlara göre söyleyebiliriz. Ama bu hepsinde var mıdır? Bütün tuzun içinde var mıdır? Yoktur. Neden? Çünkü bu jeolojik bir yapı. Buharlaşma var, işin içerisinde ısı var, gün ışığı görmesi var, yüksek basınç var. Bu iyotun ne kadar buharlaştığını, ne kadar buharlaşmadığını, ne kadar içinde hapis olduğunu o tuzun oluşumu sırasında bilemediğimiz için de ortalamasını alıyoruz. Biz 2 mikrogram var diye düşünüyoruz 1 gram doğal kaya tuzunda. Ve bunu şu şekilde devam etmemiz gerekiyor. Şimdi insanların günlük ihtiyacı ne kadar? İyot tüketme ihtiyacı. Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre ortalama günlük gereksinim 150 mikrogram iyottur. Şimdi bakın, şu MCG mikrogram anlamına geliyor. 150 mikrogramın biz ne kadarını doğal kristal kaya tuzundan tüketeceğiz ve bundan sonra kalan kısmı nelerden tüketeceğiz? Bunu da hemen bizim sitemizde, çankırıtuzu.com sitemizde günlük ihtiyacı, iyot ihtiyacımız ve doğal iyot kaynakları başlıklı derlememizde hemen sayfanın aşağısına doğru geliyoruz. Hangi besinde hangi miktarda iyot var bunu görüyoruz. Şimdi günlük ihtiyacımız 150 mikrogram dedik. İnek sütünde 200 mililitrede, yani bir bardakta 50 ile 80 mikrogram. İşte yoğurdun 150 miligramında 50 ile 100 mikrogram. Yumurtanın bir tanesinde 20 mikrogram, peynirin, işte beyaz balığın, yağlı balığın gibi bu şekildeki gıdalarda, siz de günlük besin takviminiz, besin diyetiniz içindeki gıdaların ne kadar iyot içerdiğine bakabilirsiniz. Günlük beslenmenizde, yani bir kase yoğurt olsa, bir bardak inek sütü olsa, bir de doğal kaya tuzu olsa günlük ihtiyacınızı hemen hemen karşılıyorsunuz. Hemen hesabı yapalım. Yani 100 mikrogram 50 ile 100 arası. Hani bunu 50 ile 100'ü ne yapalım? 75 mikrogram. Bir kase yoğurt yediğiniz zaman günlük ihtiyacınızın yarısını zaten bir kase yoğurttan karşılıyorsunuz. Süt de içtiğinizi varsayalım. Ya da içmiyorsanız süt, bunu hiç saymayabiliriz. Bir tane de yumurta yiyin. Etti mi size 95 mikrogram? Şimdi kaya tuzunun da 1 gramında 2 mikrogram iyot vardı. Günlük insanların, bizim toplumumuzun tükettiği 20 mikrogram, 40 da oradan koyarsak zaten 150 mikrograma yakın bir şeyi buradan almış oluyoruz. Diğer gıdalarda aldığınızda, yani tuzda hiç iyot tüketmeseniz bile, yani biz şimdi 1 gramda 2 mikrogram vardır diye bir tahminde bulunuyoruz ama bunu hiç olmadığını varsaysanız bile
Çankırı kaya tuzunu tükettiğinizde hiç iyot almadığını varsaydığınız halde bile şu gıdalardan toplam iyotu alıyorsunuz. Şimdi vücudunuz iyot tutmuyorsa, iyotun vücuttan atılmasına sebep olan farklı gıdalar tüketiyorsanız, işte lahanalar ya da bu kök bitkiler, birçok bazı gıdalar da var. Bu ayrı bir konu. O zaman vücut iyot tutmuyorsa endokrine gideceksiniz. Hemen bir tahlil yaptıracaksınız. Doktorun kontrolünde iyot tableti, iyot takviyesi ne veriyorsa size onun dediği miktarda kullanacaksınız. Sakın ha bu sağlıklı yaşıyoruz grubundaki böyle herkese pazarlama yapılarak satılan tabletlerden, işte D vitaminlerinden, bilmem nelerden rastgele kafanıza göre kullanmayın arkadaşlar. 10 kişiye faydası olur, bir kişiyi Allah korusun öldürür. Vebali de büyük, hiç girilmez o konulara. Yani genelleme yaparak insanlara sosyal medyadan istediği kadar doktor moktor ekibi olsun, danışman olsun, ama bu ciddi bir pazarlama organizasyonu arkadaşlar. Canan Karatay hocamızın dediği gibi kesinlikle orada satılan, pazarlanan, satmıyoruz deseler bile inanmayın, işte Canan Hoca diyor, satıyorlar diyor, bu işe girdiler, mineral ödete üretiyorlar diyor. Satmıyoruz deseler bile yani her türlü şey var. Bizden de fiyat istediler, pazarlık yaptılar 10 yıl önce. Ama biz dedik ki arkadaş, biz sadece orijinal ürün satıyoruz. Fiyatımız da bu. Hepsi faturalı. Bizde faturasız ürün çıkışı olmaz. Her şey orijinal, ambalajlı, işletme kayıt numaralı, ruhsatlı dedik. Bizim fiyatımız da bu olur dedik. Tamam dediler, o bize pahalı gelir dedi deyip başka yerlerden başka şeyler alıp satıyorlar. Hiç problem değil. Kim nereden neyi alıyorsa, neyi satıyorsa satsın, ama bunu doğru dürüst şekilde yapsın, ahlaklı şekilde yapsın. Evet, iyot konusunu anlattık sanırım. Çankırı kristal kaya tuzunda ve diğer kemah tuzunda da diğer böyle rafine edilmemiş doğal tuzlarda da, kaynak tuzlarında da, delice tuzunda da, bunların hepsinde de rafine edilmemişse doğal iyot içerisinde var. Şimdi diyeceksiniz ki ya arkadaş, bunun bir analizini yaptırın koyun. Yani iyot analizi çok farklı bir şey. Bütün analizlerde olduğu gibi bunu yaptırdınız diyelim, sadece o numuneyi bağlar. O numuneyi bağladığı zaman da yani çok değişken çıkar çünkü. Yani bütün hepsi için genelleme yapamayız. Ondan dolayı işte bir hesap yapıp yüzde ortalama olarak 2 mikrogram var diyebiliriz diyoruz. Ya da işte 1 olur, 2 olur, 3 olur. Niye? Bu oluşum esnasında buharlaşabilen bir şey olduğu için iyot. Yemek pişirirken bile mesela iyotlu tuzu, rafine edilmiş ve iyot katılmış iyotlu tuzu bile güneş ışığında fazla bekletirseniz o paketin içine konulan iyot da uçuyor. Yemek pişirirken yemeğin başında atıp da çok kaynatırsanız yemeği, o zaman yine onun içindeki o iyot uçuyor. Dolayısıyla iyot tüketmeniz gerekiyorsa bunu tuzdan almaya çalışmak, iyotlu tuzdan da almaya çalışmak yanlış bir yöntem ve alamıyorsunuz da zaten. Niye? Tuzu siz tencereye attığınız zaman o kaynadığı anda buharlaşıp gidiyor kardeşim. Hiçbir iyotu da almış olmuyorsunuz. Endüstri tuzu tüketmiş oluyorsunuz. Yani o konuda da çünkü farklı birçok bilgi var. Burada fazla vakit kaybettirmeyelim insanlara. Durum budur arkadaşlar. İstediğiniz bölgenin kaynak tuzunu kullanın, kaya tuzunu kullanın, çökertilmiş doğal deniz tuzunu, çamaltı tuzlasındakini kullanın. Hepsinde doğal iyot bu miktarda vardır. Bütün iyot ihtiyacımı tuzdan karşılayacağım diye bir zorlama içine giriyorsanız da yanlış yapıyorsunuz kardeşim. Böyle bir düşünceye girmeyin. Böyle bir şartlanmaya girmeyin. Çünkü doğal olarak birçok gıdada doğal iyot var. Doğal kaya tuzundaki iyot da günlük ihtiyacınıza takviyedir. Yani bunu böyle belki çok fazla tekrar ediyorum ama insanların kafasına kazınsın, yazılsın. Hani okuması gerekenler de okusun, saçma sapan paylaşımlarını kaldırsınlar diye bunu bu şekilde sizlere anlatıyorum. Şimdi iyot konusunu kapattık, geldik 84 mineral meselesine. Şimdi 84 mineralin raporunu, dayanağını yayınlayacağım sizlere. Hep beraber paylaşacağız. Daha önce yayınlanmış şeyler bunlar. Şimdi nereden bakıyoruz? TKD.org diye bir org.tr diye bir internet sitemiz var. Burası da neresi? Bizim Türk Kardiyoloji Derneği Kalp Damar Sağlığı Bilgilendirme Portalı burası. Burada Kaya Tuzu Masalı diye bir yayın var arkadaşlar. Başlık mükemmel. Şimdi diyeceksiniz ki ya bunu size karşı olanlar size karşı yayınlıyor. Siz niye bunu dayanak olarak gösteriyorsunuz diye. Bunu bize karşı olanlar değil, bunu bizim ne anlattığımızı bugüne kadar doğru anlayanlar yayınlıyor. Kaya tuzu masalını da işte bu işi Dede Korkut hikayesine çeviren, bu işin ticaretini yapan profesörlerin,
İşte bu işi satmaya, yani tuzu satmaya çalışan bu sağlıklı yaşıyoruz gibi ve benzeri binlerce insana, 500 bin insana hitap eden dolaylı yoldan bu 500 bin 1 milyona da ulaşır, 2 milyona da ulaşır. Bir toplum problemi haline geliyor işte. Yani bu sayfalarda bunlar paylaşıldığı zaman bunların anlattığı hikayeler, analizleri, göz göre göre yanlış yorumlamaları, insanlara 6 liraya kaya tuzunu Kayseri'den Çankırı tuzu diye satacağız diye uğraşmaları sebebiyle bu işi işte bunlar hikayeye döndürüyor. Bunlar masala döndürüyor. Bu hocamız da bunu anlatmış burada. Bu makalede yazılan yazıların hepsinin altına imzamı atarım. Türk Kardiyoloji Derneği'nin, yani bizim profesörlerimizin bu konudaki en üst düzey makamdaki mevkideki bilim adamlarımızın yazdığı makale. Şimdi hep beraber okuyacağız. Kim yazmış? Profesör Doktor Mehmet Birhan Yılmaz, Türk Kardiyoloji Derneği Bilim Kurulu üyesi, Türk Kardiyoloji Derneği Kalp Yetersizliği Çalışma Grubu Başkanı. Bu yazıyı yazan ve buradaki her kelimenin, her cümlenin altına imzamı atıyorum. Şimdi burada bir spot başlık var. Kaya tuzunun %97,35'i sodyum klorürken %2,65'inde vücuda zararlı maddeler bulunuyor. Şimdi %2,65'inde derken bu da işte analiz raporlarında hep değişken değişken, biri 99, biri 97, biri 95. Çünkü değişken bir mineraldir. Biz de bu yüzden zaten her gün analiz yaptıramıyoruz. Yani bir analiz yaptırıyorsun, onu mu neyi bağlıyor? Madencilik tekniğiyle biz her gün belli bir metrekare mesafe kat ederek elde ediyoruz. Her metrekaredeki mineral dağılımı bir diğerinden farklı çıkıyor ama birbirine benzer. Ana madde nedir bizim için? Sodyumun düşük olmasıdır. Sodyum düşükse o tuz diğer tuzlara göre hangisinde düşükse o en iyisidir. Yani nereden çıktığının önemi yok. Çankırı'ymış, Kırşehir'miş, Nevşehir'miş. Sodyum oranı hangi tahlilde, hangi numune için daha düşükse o tuz en iyi tuzdur. Noktayı bu konuda, sodyum konusunda koyabilirsiniz. Şimdi zararlı maddeler bulunuyor diyor. Bunun altına da imza atıyoruz ama ne kadar bulunduğunu ve bu zararlı maddelerin insana zarar verip vermediğini 84 mineral analiziyle birlikte aşağıda şimdi hocamız bize anlatıyor. Şimdi makaleyi hemen hızlıca okuyalım. Kısa da bir makale, öyle çok büyük saatler sürecek bir şey değil. Hemen başlıyoruz. Tuz diyor, uzun yıllardır kalp damar sağlığı açısından tartışılan bir gıda bileşenidir. Tartışmanın altında yatan en önemli etken tuzun gıda koruyucu özelliği, dolayısıyla hazır gıdaların içerisine bol miktarda konulması ve bundan dolayı aşırı miktarda tüketilmesidir. Yani bakın, bu tartışmanın altındaki yatan en büyük neden tıp camiasında tuz bütün gıdaların içerisinde koruyucu olarak kullanılıyor. İşte zeytin yapıyorsunuz, salamura tuzu kullanıyorsunuz, zeytin salamurası. Turşu yapıyorsunuz, salça yapıyorsunuz, yemek pişiriyorsunuz. Her şeyde bu tuz kullanıldığı için bu tuzdaki insanın besin tablosunun içerisinde vücuda aşırı derecede alınması ve bu aşırı derecede alınması sonucu sodyum eğer aşırı fazla girdiyse vücuda sağlık problemlerine yol açmasından bahsediyor. Şimdi niye biz hep her şeyde Çankırı kaya tuzu, Çankırı kaya tuzu kullanın diyoruz? Salamura yapacaksan Çankırı kaya tuzunu kullan. Bak, aldığın sodyum miktarı düşük. Rafine salamura tuzlarıyla, rafine tuzlarla sen salamura kurarsan ondaki sodyum oranı da yüksek oluyor. Çankırı tuzuyla kullanırsan %40, %35, %40 sodyum var olan tuzla bu salamuranı yapmış oluyorsun. Günlük besin diyetin içerisinde aldığın sodyum da düşük olmuş oluyor. Şimdi dolayısıyla tuz konusu içinde bulunduğumuz son yüzyılın sorunudur. Son yüzyıldaki farklı çalışmalarda değişen oranlarda aşırı tuz tüketimi ile kalp damar hastalıkları ve özellikle hipertansiyon ilişkisi ortaya konulmuştur. Bakın, yani aşırı tuz tüketimi diyor. Aşırı tuz tüketirsen kalp ve damar hastalıkları, hipertansiyon hastalıkları olduğu ortaya çıkmış bir gerçek. Yani bunu inkar etmenin şeyi yok. İnsan gibi tüketeceğiz. Suyu, sen 5 litre suyu içersen ne olursun? Susuz hayat olmaz ama 5 litre suyu içersen hemen böbreklerin iflas etmeye, sıkıntı çıkartmaya başlar. Bir damacana su içersen zaten mefta, yani hemen gidersin. Ya da oksijen, mesela dağlara çıkıyorsun, oksijeni fazla aldığın zaman oksijen bile çarpar. Fazla oksijen verin insana, insan da yanar. Yani
Bu şekilde her şeyin azı karar, çoğu zarar düsturuyla bu işe de böyle yaklaşmak lazım. Şimdi diyor ki, aslında unutmamak lazımdır ki tartışılan bu tuzun içerisindeki yer alan ve hipertansiyonla ilişkili oluşturan sodyum molekülüdür. Yani bizim kaya tuzunda da olsa, başka bir yerde de olsa, rafine tuzda da olsa, nerede olursa olsun, burada tartışmaya sebep açan tek bir zanlı var. Onun adı da sodyum molekülü. Dolayısıyla tuzun tipinden ve diğer bileşenlerinden bağımsız olarak içerindeki sodyum miktarının fazlalığı ya da diğer bir deyişle aşırı sodyum tüketimi sorun oluşturur. Buraları niye vurguluyorum arkadaşlar? Yani orada bizim analiz raporumuzda %40 çıkmış, %58'de NaCl falan diyorlar ya, işte ya nerede bu mineraller, nerede? İşte bu tıp literatüründe sodyumu ne kadar düşükse o tuzun kullanılabilecek yegane tuz olduğunu göstermesidir. Bizim oradaki %41 bizim yüz akımızdır. Oradaki diğer kurşun ve ağır metallerin o kadar düşük miktarda olması da o da bizim yüz akımızdır. Bizim tuzumuzun yüz akıdır. Olaya bu şekilde bakmak lazım. Siz olayı hiç olmadığı bir pencereden, işte bakın bu tuzu göndermişler MTA'ya da içinde sadece bunlar çıkmış da gerisi de fosmuş falan derseniz, 6 liraya tuz satacağız diye, Kayseri'den Çankırı tuzu satacağız diye bunu böyle söylerseniz, işte foyanız bu şekilde meydana çıkar ve siz fos çıkarsınız. Evet, devam edelim. Tuz ve içerisindeki sodyumun hücre dışı sıvının önemli bir bileşeni olduğu açıktır. Dolayısıyla tüketimi sıfırlamak ki mümkün değildir. Çünkü gıdaların içinde doğal olarak da bulunabiliyor. Sağlık açısından doğru bir yaklaşım değildir. Yani bakın, imzamı atıyorum. Buradaki her cümlenin, bu bilimin ışığındaki, aydınlattığı ışıktaki her cümlenin altına imza atıyorum. Ne diyor burada? Sodyum hücre dışı sıvının önemli bir bileşenidir. Tüketimi sıfırlamak mümkün değildir. Sağlık açısından da tüketimi sıfıra indirmek doğru bir yaklaşım değildir. Bizim Çankırı kaya tuzunu, kristal kaya tuzunu ya da ülkemizdeki bütün doğal rafine edilmemiş tuzları kullanırken biz sıfıra indirmememiz gerektiği için bir tuz kullanacağız insanoğlu olarak. Biz burada en sağlıklı tuzu tüketmek istiyoruz. Kimse bizim tüketimimiz tuza bulaşmasın arkadaşlar. Tüketenler de bunu miktarı kadarınca, insan gibi düzgünce az miktarda tüketsin. Şimdi burada diyor anahtar nokta, ülkemizin gerçeğini yansıtan toplumsal çalışmalardan elde edilen ortalama tuz tüketime dair bilgilerdir. Ülkemizin gerçeği, ortalama tuz tüketiminin erkeklerde 18 gramdan büyük, kadınlarda 16 gramdan büyük olduğunu ortaya koymaktadır. Bu rakam pek çok bilimsel kılavuzda üst sınır olarak verilen rakamlardan birkaç kat fazladır. Dolayısıyla da ülkemizde tuz tüketimin, yani sodyumun, bakın sodyumun çok aşırı olduğu, tüketimin aşırı olduğu bir gerçektir. Burada küçük oranlarda değil, ciddi bir azaltmaya ihtiyaç vardır. Şimdi arkadaşlar, tıp diyor ki sizin metabolizmanızın içerisinde sodyuma ihtiyacınız var. Sodyumsuz hayat olmaz ama bu sodyumu 5 gram alın, 6 gram alın. Fazlasını da almayın. Yani bir çay kaşığı kadar alın. Bu çay kaşığı, küçük çay kaşığı miktarının içerisinde de tuz kullanıyorsunuz ya, sodyumu en az olan tuzu kullanırsanız bu tuzdan fayda görürsünüz, zarar görmezsiniz. Ama siz, yani biz şimdi bir de tabii binlerce yıllık bir tarihimiz var bu topraklarda, alışmışız, bizim ortalamamız 18 gram. Yani bize 18 gram zarar veriyor ama 18 gram bir tüketimiz var, bunu da düşürmemiz gerekiyor. Bundan dolayı Tuzcu Baba markalı ürünlerin hepsinin üzerinde tuzu azaltın, sağlığınızı koruyun yazar. Yani biz bu ürünü üretiyoruz, bütün her yere satıyoruz, sipariş yetiştiremiyoruz. Çünkü yani bizim tuzumuzu bütün Türkiye'nin kullanması halinde zaten mümkün değil, veremeyiz. Kıymetini bilene, hakkını verene ve bu doğal olarak bu tuza ulaşmaya çalışana, öyle pazar yerlerinde falan da onun için satmıyoruz. Çünkü üretim kapasitemizi zaten biz tüketebildiğimiz bir müşteri grubumuz, topluluğumuz var. Onlara düzgünce bu tuzu yetiştirelim, verebilirim, sunabilirim, yeter. Biz böyle binlerce ton, yüz binlerce ton tuz satma derdinde değiliz. Onun için en temiz, en saf, sodyumu en az olan tuzu doğal yollarda bulup elde edip tüketeceksiniz arkadaşlar.
gerisinde de yok o öyle demiş, bu böyle demiş, öldürürmüş, diriltirmiş. İşte Kayseri'deki Çankırı tuzu daha iyiymiş. Çankırı'dan almayın diyor. Okan Çağlar, Çankırı'dan almayın. Niye? %70'i diyor dışarıdan geliyormuş. Bakın yani böyle bir garabet olabilir mi arkadaşlar? Yani bakın sağlıklı yaşıyoruz sayfasına hemen giriyoruz. Burada diyor ki arkadaş, Çankırı tuzunun diyor bu hafta içinde de öğrenmiş. Çankırı'da satılan tuzların 170'inin de dışarıda geldiğini öğrenince bir kez daha şok oldum. Şimdi bu bölgeye, bu bilgiye ulaştıktan sonra tüccarlık zekasıyla şöyle düşünmüş olsa gerek. Ya zaten bu tuzun %70'i dışarıdan geliyormuş. Çünkü Çankırı tuzu çok az çıkıyor. Herkese yetmiyor ama talep fazla olduğu için ayda 30-40 ton çıkan Çankırı tuzu burada 400 ton olarak satılıyor. Niye? Bir sürü tuzlar gelip satılıyor. O konuda doğru. Çankırı piyasasında rafine tuzlar, göl tuzları, birçok kaya tuzları satılıyor. Ama doğal temiz olanını, dediğim gibi siz cam gibi olanını, pırıl pırıl olanını bulabiliyorsanız ondan alacaksınız. Bu arkadaş da böyle şoke olmuş. Demiş ki ya ne gerek var Çankırı'ya? O zaman Kayseri'den biz bunu satarız. Nasıl olsa Çankırı deyince satılıyor. Kayseri'den de satarız. Başka yerden de satarız diye düşünmüş olsa gerek ki böyle bir pazarlama stratejisini yavaş 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 insanlara işliyor. Altında da herkese tuzu 6 liraya alıyoruz, 6 liraya alıyoruz diye de fiyat veriyor. Ya bırak satan versin fiyatı. Sen niye veriyorsun? Pazarlamacılık yapmıyorsan, satış yapmıyorsan bırak satan firma versin fiyatı. Biz de birçok böyle doğal yaşam gruplarında tuz veriyoruz insanlara. Orada hiçbir yönetici gidip de millete fiyat vermiyor. Herkes diyor ki ya bunu diyor satan kişi şurası. Gidin bakın siz, onlar fiyat versin. Kaça satıyorsa al. Biz onun üretimine güveniyoruz diyor. Ama sen ne yapıyorsun? Üretimine bakmadan, ne sattığına bakmadan direkt girip 6 liraya satıyoruz. İşin para kısmı yani. Para para para. Bir de sağlık kısmını önemse. Yani şuradakilerin hepsi boş laf, safsata. Yani şurada doktorlar çıkıp orada konuşacaklar. Ama nasıl konuşacaklar? Okan Çağlar'ın manipülasyonları doğrultusunda yalan yanlış konuşacaklardır diye düşünmek istemiyorum. Böyle düşünmüyorum. Çünkü daha konuşmadılar. Konuşunca göreceğiz. Bu manipülasyonlar doğrultusunda konuşmayacaklarını düşünüyorum. Evet, yine atladık buraya. Hemen buraya geçelim. Yani insana gerçekten üzüyor yani bu tarz olaylar. Yani bir şeyin de hakkını verin ya. Çok bilmişlik yapmayın. Sen ne iş yapıyorsun? Mesleğin ne? Yazıp çizdiğin konular, insanları manipüle ettiğin konular ne? Azıcık dikkatli olmak lazım. Yazık bu millete. Yani herkesin psikolojisi bozulmuş. O yorumlarda altta bir görseniz. Yani sanki böyle dünyayı yeniden keşfetmiş gibi olan, Allah sizden razı olsun, aydınlandık, iyi ki varsınız, mükemmelsiniz diyor. Ne yapsın gariban insanlar, acıyor, şey yapıyor kendisine, ya diyor bak kendimi mahvetmişim bu kadar diyor, işte yanlış işler, yanlış ürünler kullanmışım diyor. Ama aslında bilmiyor ki orada bir tuzağa çekiliyor. Çankırı tuzunu Kayseri'den satmaya çalışılan bir ortama gidiyor. Çankırı'dan gelmiyorsa almayın arkadaş tuzu. Çankırı'da bir sürü tuzcu var. Kargonuz Çankırı'dan geliyorsa direkt alın. Kimden alırsanız alın, hiç problem değil. Yeter ki Çankırı'dan gelsin. Ama baktınız ki Kayseri falan yazıyorsa, Erciyes Merciyes yazıyorsa gelen kargonun üzerinde, direkt geri gönderin gitsin kardeşim. Çünkü Çankırı tuz olduğuna dair hiçbir veri, bir rapor, bir delil sunamazlar. Yani kesinlikle sunamazlar. Burada bir üretim tesisleri de yok. Burada Tarım Gıda İl Müdürlüğü'nde de öyle bir kayıtlı ruhsatlı üretici yok. Dünyanın en büyük tesisi olduğunu iddia eden bir ortam sunuyor o sitede. Ama öyle bir şey yok yani, bu kadar komik olur ama ne olur, bilmeyene kitler böyle bu bilgiyi. Yani bulmuşsun bir 500 bin kişilik kitle, kitleyebildiğin kadar, kitle muhabbetine dönmüş bu. Bunu yapmamak lazım. Evet, biz konumuza geri dönelim. Dolayısıyla diyor sodyumun çok aşırı olduğu bir gerçektir bizim toplum tüketiminde. Bunu düşürmemiz lazım. Şimdi her gıdada olduğu gibi tuz içinde doğru tüketim biçimi makul miktarda kullanmasıdır. Yakın zamanda yayınlanan PURA çalışması, burada linkini vermiş çalışmanın, bu konudaki düşünceyi doğrulamış. Tuz tüketiminin hali hazırda yüksek tuz tüketimi olan insan gruplarında zararlı. Yani çok yüksek tüketiyorsan bu sana zararlı. Bunu tüketme ya da çok azalt ya da sodyumun en az olan tuzu kullan diyor. Tuz tüketimi az ya da çok olan topluluklar için ise, ya da az ya da çok az olan topluluklarda ise nötrdür. Yani hiçbir zararı da yoktur,
faydası da yoktur. Yani bu hayatına doğal yaşamın bir parçası olduğunu ortaya koymuştur. İşte bu, yani bakın ne kadar saf, temiz, özet, net bir cümle. Yani çok tüketiyorsan kardeşim, bu sana zarar veriyorsa bunu tüketmeyeceksin, az tüketeceksin. Ya da bu tabi kaya tuzunu değil, bütün tuzlardan bahsediyor. Kaya tuzunu tüketerek daha az sodyum alacaksın vücuduna. Normalse eğer az tüketiyorsan ya da çok az tüketiyorsan zaten bu nötrdür, sana bir zararı yoktur. Doğal yaşamın bir parçası olarak tuz ihtiyacını doğal tuz kaynaklarından karşılayabilirsiniz diyor. Şimdi son aylarda farklı medya organlarında giderek daha fazla dillendirilen sofra tuzu kötü, kaya tuzu iyi ifadesi ne yazık ki fazla ticari bir ifade olup damak tadını değiştirmek istemeyenler için de tuzlu yeme alışkanlıkları olanlara da bir kılıf ortama sağlıyor diyor. Ne yazık ki bu ifadenin bilimsel veri tabanlarında, araştırılmalarda hiçbir şekilde, hiçbir zeminde bir karşılığı bulunmamaktadır diyor. Yani işte bizim kızdığımız nokta bu. Okan Çağlar gidip bizim analiz raporunu alıyor, kafasına göre tuz satmak için yorumluyor. Ondan sonra kaya tuzu şöyleymiş, kaya tuzu böyleymiş. Yani Okan Çağlar'ın o paylaşımındaki, Sağlıklı Yaşıyoruz grubunun o bizim analiz raporunu yayınlayarak kullandıkları bütün cümleler, bütün kelimeler, bütün paragrafların hepsi bilime aykırı, ilime aykırı, şuradaki delillere aykırı. Yani umarım bunu anlamışlardır anlattıklarımızdan ve buradaki Türk Tabipler Birliği'nin ve Türk Kardiyoloji Derneği'nin yazılarından anlamışlardır. Kafanıza göre saçma sapan bizim raporlar alıp kendi ticari emellerinize alet ederek yorumlamayın kardeşim. İnsanlara zarar veriyorsunuz, fayda vermiyorsunuz. Üç karış kazanacağız diye bunu insanlara yapmayın. Her şeyi satabilirsiniz. Bakın ben Kayseri'den tuz satılmasına karşı değilim. Okan Çağlar'ın da Sağlıklı Yaşıyoruz grubunda tuz satmasına, başka ürünler, vitaminler, D vitaminleri bilmem işte takviye gıdalar satmasına karşı değilim. Yeter ki bunu manipüle etmeden, sağlığı ticaretine alet etmeden yaptığın müddetçe bunu yapabilirsin. Ama bunu insanların ya insanın kalbi hopluyor, kalp çarpıntım başladı diyor, ben diyor bugüne kadar ne kullandım, açıyor adam bize, diyor ki ya siz bize ne sattınız bugüne kadar, bizi niye kandırdınız ya, yok diyoruz, anlatıyoruz, teknik bilgi veriyoruz, bizim 4-5 yıl önce, 10 yıl önce, 15 yıl önce ne diyorsak tuz hakkında, eski videolarımıza, yazılarımıza da bakın, bugün de aynısını diyoruz ve buradaki yazıda ne yazıyorsa bizim bilgilerimizle de bilimsel anlamda örtüşüyor, hiçbir tane çatıştığımız nokta yok. Birazdan 84 mineralin raporunu da hocam burada vermiş. Bakacağız. Onu da göreceğiz. Şimdi diyor, ne yazık ki bu ifadenin bilimsel veri tabanlarında hiçbir araştırmada, kaynakta karşılığı bulunmamaktadır. Herhangi bir bilimsel veri tabanında sunduğunuz zaman zaten bu ifadeleri teker teker taratıldığında da hiçbir sonuç çıkmamaktadır. Yani bu Okan Çağlar'ın da söylediği ya da bunun tam zıttı, işte tuzda ölümden başka her şey çaredir falan diye satan bu İnternet profesörleri var. Yani gidip bir tır konteynerda işte tuz getiriyor, gidiyor bilmem nereden işte bir çiçek böcek bir şey üretiyor, onun çıkıp televizyonda reklamını yapıyor. Ya buna gerek yok kardeşim, sen profesörsün, git tedavini yap, başka bir şeyleri yap, ticaretini de yap ama insan gibi yap. Sodyumun insanın bir ihtiyacı olduğu, fazlasının zarar olduğu, azının karar olduğu, hayatından çıkaramayacağı bir gerçektir. Özeti budur. Bunun da en temiz, en iyi kaynaklardan az miktarda alması gerektiğini söyle, çekil kenara. Ne o işte şuna iyi gelir, buna iyi gelir bilmem ne demeye gerek yok. Ha, biz de bunları belli bir süreç içerisinde insanlara anlatıyorduk, söylüyorduk ama işte kimisi farklı yaklaşıyor, kimi işte vardır diyor, yoktur diyor. Tartışmalarına girmiyoruz. Biz işimiz üretmek, doğal tuzu en temiz şekilde insanlara ulaştırmak ve bu ulaştırma sonucunda da insanların en azından bu tuzu doğrusunu, bilgi olarak da tuz olarak da doğrusuna ulaşmasına sebep olmak bizim işimiz bu. Şimdi kaya tuzunun iyi olduğuna dair ifadeyi açıklamak için kullanılan içeriğindeki insan sağlığında olumlu diğer mineraller ve bunların üzerine yapılan açıklamalar spekülasyondan öteye gidemeyecek durumdadır. Yani kaya tuzunun içinde birçok mineral var ama bunların ne kadar iyi olduğu, insan sağlığına ne kadar olumlu mineraller, yani olumlu etki ettiği hakkında yani tamamen spekülasyon yapıyorlar. Bunlarla ilgili yapılmış bir analiz yok. Olumlu yönde de, olumsuz yönde de. Tuzun içinde 84 mineral var.
Deminki Uludağ Üniversitesi'nin raporunda belirttiğimiz gibi orada da bütün minerallerin bulunduğunu söylüyor ama bu minerallerin insan sağlığındaki hangi şeye ne kadar fayda edip etmediğine dair ne olumlu ne olumsuz bir çalışma yok. Mesela ilaç kullanıyorsunuz, bir ilacın içindeki etken madde yazıyor da 0,001 miligram diyor mesela, mikrogram diyor ya da ya arkadaş diyorsun bu kadarcık şey bana fayda eder mi? Ama o ilaç işte sana o dozda o hastalığın için veriliyor. O ediyor ya da başka bir ilaçta bakıyorsun işte 1 miligram diyor. Ya 1 miligramdan ne olur falan demeyeceksin. O ilacın etken maddesi o. Burada da kaya tuzunda da birçok madde ppm seviyesinde 0,001 falan diyor. Varlığı ya da yokluğu tespit edilememiş olabilir, var olabilir, varsa sana faydası olabilir, zararı olabilir. Bunu ortaya koyan tek tek şu mineraldeki şu kadar madde bu kadar zarar veriyor ya da bu kadar fayda ediyor diye bir ifade hiçbir yerde yok. Hiçbir yerde yok ama 84 mineral var mı? Var. Olay bu kadar basit. Şimdi bu konuya geliyoruz. 84 mineralin nasıl olduğuna. Şöyle ki bilindiği gibi kaya tuzunun içerisinde başka mineraller, eser elementler bulunmaktadır. Bakın şurada hani faydaları ya da zararları spekülasyonun öteye gidemez dediğimiz kaya tuzunun içindeki mineraller ve eser elementler. Verdiğim linkte çok ünlü bir kaya tuzunun bileşimindeki mineral eser elementleri bildirilmektedir diyor. Yani 84 mineralin raporu var burada. Birazdan onu da açacağız. Bu 84 mineralin içerisinde hangi miktarda hangi elementten var olduğu bu raporda yazıyor. Burada bildirilmektedir diyor. Yani referans verdiği rapor. Kolaylıkla fark edileceği üzere kaya tuzunun içerisindeki sağlık açısından olumlu olarak anılan bazı mineral ve elementlerin olduğu ortadadır. Evet, yani bu rapora baktığın zaman kolaylıkla şunu fark ediyorsun. İnsan sağlığına faydalı olarak, olumlu olarak anılan mineraller var. Ama diyor, burada anlatılan nokta var olduğu belirtilen maddelerin miktarının sağlık üzerinde etki edemeyecek düzeyde, yani çok az miktarda bulunmasıdır. Yani az miktarda olsa dahi burada 84 mineral var. Yani Okan Çağlar, fosfos diyorsun, işte bizim oradaki zararsız olduğuna dair yaptığımız analizi gösterip bakın işte bunun içinde hiçbir şey yok diyorsun. Yani insanoğlu şuradaki bir şeyi araştırsa bunu görebilir. Hiç mi araştırmadın, hiç mi soruşturmadın? Arayıp bize sorsaydın biz sana bunu söylerdik. Şimdi bu çok az miktarda bulunan maddelerin de sağlık üzerine etki edemeyecek kadar olduğunu söylüyor. Yani şurada hani bunun bir ironi olduğunu şurada söylemiştim ya size, vücuda zararlı maddeler bulunuyor diye. Tabii ki birçok zararlı maddede, elementte bu 84 elementin içinde var. Element cetvelindeki bütün metaller, işte kurşunu var, bunun civası var. Birçok farklı elementler var, metal grubunda elementler var. Bunların hepsi insana belli bir oranın üstünde verilirse zararlı tabii ki ama belli bir oranın altında kaya tuzundan geldiği zaman da bizim sağlığımıza bir zararı yok kardeşim. Hani diyor ya zararlıymış bilmem neymiş falan filan diye. Hiçbir zararlı ya da faydalı etki edemeyecek diyor. Bakın maddelerin, yani burada belirtilen, var olduğu belirtilen maddelerin miktarının sağlık üzerine etki edemeyecek az düzeyde, yani çok az miktarda bulunmasıdır. Şimdi bunu niye üzerine basıyorum? Bir grupta diyor ki daha önce, yıllar öncesinde, şimdi bunun anekdotunu da anlatacağım. Hoca da burada bahsetmiş. Ya diyor bunun üzerinde plütonyum da var, işte talyum var, radyasyon içeren radyum var. Bunlar da var kaya tuzunda, zararlı diyorlar. Ya arkadaş bunlar var olabilir mikro ölçekte ama bunların sağlık üzerinde etki edemeyecek kadar az olduğunu bilinin. Burada da raporda da aynı şekilde bunu göreceğiz birazdan. Şimdi daha ilginci diyor, bu kaya tuzunun bileşiminde insan sağlığı açısından çok riskli olduğu bilinen plütonyum, atom bombası yapımında kullanılır. Talyum ve radyum da radyasyon ışınları içerir diyor. Kanser yapıcı etkisi bilinmektedir gibi maddeler ve dahası kurşun diyor, zararlı etkileri bilinen ağır metaller yine çok az miktarda bulunmaktadır. Şimdi bakın arkadaşlar, bizim analiz raporumuzda ne vardı demin? Kurşun vardı değil mi? O Okan Çağlar'ın beğenmediği analiz raporunda. O analiz raporundaki kurşunun işte insan sağlığına zararlı olmadığı miktarda olduğunu göstermek için bir o analizde kurşunun ne kadar olduğuna baktırıyoruz. Diğer elementlerin ne kadar olduğuna baktırıyoruz. Ve insan sağlığına da bunlar zarar verecek miktarda değil.
Bizim zaten en başta dediğimiz gibi tuzun üzerindeki sodyumun en az olması halinde tüketilebilecek tuzdur diyorduk. Diğer elementler de zaten %1-2'lik kısmında diğer o 84 element bulunmaktadır. Ama bunlar insanın sağlığına ne kadar artı ne kadar eksi bir şey yapar yapmaz diye bir rapor çalışma yok. Çünkü bunlar öyle ucuz şeyler değil. Diyeceksiniz ki siz şimdi yaptırmıyorsunuz 84 mineral analizini. Yani bir analiz 400 lira, 500 lira, 1000 lira, 2000 lira yapılıyor. Türkiye'de 25-26 tane analiz yapılabiliyor sağlıklı olarak. Birçoğunu yurt dışında yaptırmanız gerekiyor ve bunlar çok ciddi maliyetler tutuyor arkadaşlar. Yani fabrikayı satsak bir tane 84 mineral analizini anca yaptırırız. O da sadece o yaptırdığımız mumineyi bağladığı için ertesi gün hiçbir işe yaramaz. Bir metrekare sonraki damarda çok farklı sonuçlar ortaya çıkabilir. Durum bundan ibarettir. Şimdi burada size bir anekdot anlatayım kısaca. Bu plütonyum, işte talyum, radyum falan var, atom bombası yapımında kullanılıyor falan diye bir yazı çıkıyor halk sağlığı internet sitesinde. Şimdi 4-5 sene önce tuz öğütüyorum değirmende, iki büklüm olmuşum, ter akıyor sırtımdan, böyle yorulmuşum. Artık sıcak da bir mevsim. Telefon çaldı, Habertürk'ten arıyoruz dediler. Dedim buyurunuz, yardımcı olayım. Dediler sizin tuzlarınızın içerisinde, ürettiğiniz tuzun içerisinde işte plütonyum bulunmuş, atom bombası yapımında kullanıyormuş falan deyince birden böyle yani anında şok oldum. Hadi ya dedim, Habertürk'ten arıyor şimdi, ciddi bir kuruluş. Ve plütonyum bulunduğunu söylüyor. Yani havalara uçtum birdenbire, yani anında sevindim. Hakikaten mi dedim, yani vallahi süper bir haber gerçekten, işte kim bulmuş, nerede bulmuş falan derken, ya beyefendi size diyorum şöyle yanlış anladınız diyor. Yemeklik tuz satıyorsunuz ya, onda plütonyum bulunmuş, işte insanlara zararlı bu falan. Yani evet dedim, ben de ona seviniyorum, işte 3 kuruşluk tuz satıyorduk bugüne kadar. Şimdi plütonyum satarız, atom bombası yaparız dedim, bütün dünyaya hakim oluruz. Kim bulduysa dedim Allah razı olsun, hemen dedim bakalım nerede bulunmuş. Dedi ki ya Halk Sağlığı Merkezi'nin işte bilmem ne sitesinde yazıyor. Hemen girip baktım, bir yazı var, kimin yazdığı belli değil, kaynak yok, hiçbir analiz yok, rapor yok, hiçbir şey yok. Orada altında da işte yazmış kaya tuzu zararlı, kaya tuzu zararlı, altına da rafine tuz tüketin, sağlığınızı koruyun demiş, altına da kocaman bir markanın rafine tuz reklamını koymuşlar oraya. Sağlığınız için işte bu tuzu tüketin, rafine tuz tüketin, sağlığınızı koruyun diye yazıyor. Hay Allah dedim ya, işte bunlar rafine tuz satmak için kaya tuzuna bir sürü çamur atıyorlar. Neymiş bunda, işte atom bombası yapımında kullanılan plütonyum varmış. Ya bunda plütonyum olsa Amerika bu topraklardan kalkar mı bir dakika ya? Atom bombası yapımında kullanılan bir madde bizim kaya tuzumuzda olsa, yani kullanılabilecek kadar plütonyum elde edecek kadar çok olmuş olsa, yani bu mümkün mü? Bırakırlar mı bize? Yani mümkün değil. Onun için bu bir ironidir arkadaşlar. Bu tarz şeyleri temcit pilavı gibi böyle yıllık devir daim yapar. İşte herkes haber zamanı, magazinciler bilmem neciler haberi doldurmak için hemen bu haberi pompalarlar. Biz de işte ilk duyduğumuzda sevinmiştik. Atom bombası yapacağız, hem dünyayı kurtaracağız, hem ülkemizi kurtaracağız, hem işte plütonyum satıp zengin olacağız diye, ama maalesef fos çıktı. Evet, şimdi geldik Himalaya tuzunun, yani şu hocamızın verdiğim linkte çok ünlü bir kaya tuzun bileşimindeki mineral eser elementler olduğu bildirilmektedir diyor ya. 84 mineral raporunu, işte çok merak edilen o raporu burada linkini vermiş hocamız, hemen açıp bakıyoruz. Şimdi arkadaşlar, bu pembe Himalaya tuzunun analiz raporu. Minerals in Himalayan Pink Salt Spectral Analysis diyor. Buradaki ile Çankırı tuzundaki çıkan, bizim analiz raporlarındaki çıkan değerlerin hepsi aynı bizim ölçümlerimiz. Yani 1 gram, 1-2 gram böyle artı eksi çıkıyor. Hepsi aynı çıkıyor. Niye? Çünkü biz Himalaya diye bunu kendimiz adlandırıyoruz. Çankırı diye kendimiz adlandırıyoruz. Yani tabiattaki kaya tuzu elementi, kaya tuzun sodyum klorürü her yerde sodyum klorürdür. Bu Afrika'da da sodyum klorürdür. Amerika'da da sodyum klorürdür. Kaya tuzu her yerde kaya tuzdur. Tıpkı altın her yerde altın olduğu gibi. Sen şimdi Amerika'dan altın aldın, Afrika'dan aldın, işte bir de Türkiye'den çıkan altını aldın. Bunun bir ayarı vardır. 24 ayar, işte 14 ayar, 18 ayar gibi.
Altın altındır. Soruyor musun bu Afrika altını mı, Amerika altını mı, bilmem ne mi? Hayır. Kristal kaya tuz da bunun gibidir. Kristalse, şeffaf cam gibi ise nereden çıktığının önemi yoktur. Ama tabii Çankırı'nın burada önemi ne ya da Pakistan'daki Himalay'ın önemi ne? Yeryüzündeki bütün bu doğal kaya tuzu kaynaklarının içerisinde en saf, en temiz, en şeffaf kristal tuzların daha çok miktarda elde edildiği damarlar bu bölgelerde olduğu için daha meşhur. Evet, şimdi gelelim 84 mineral analiz raporuna. Bu rapordaki tek fark bu pembe Himalaya tuzu olduğu için demir bunda sadece daha fazla, ciddi miktarda fazla. Zaten fazla olan bir şey de hemen bunun dışına vuruyor. Bizim şeffaf tuzda fazla bir element olsa, mesela bir bakır falan olsa yemyeşil olur. Ya da işte demir oksit olsa bizde de kırmızı çıkar. Onlar olmadığı için, daha temiz ve saf olduğu için bizim tuzlarımızda renk şeffaftır, tertemizdir. Hemen aşağıya geliyoruz. Burada raporu size bir kısaca açıklayayım. Yani İngilizce olduğu için belki anlamayan olabilir. Şimdi burada elementin adı, bizim tabiatta bulunan 84 mineral diyoruz ama 94 element var. Burada 94 element için sırasıyla bir analiz yapılmış. Adamlar parayı kıymışlar, bu analizi yaptırmışlar. Çünkü bütün dünya oraya hücum ettiği için, bu da raporda Almanların yaptığı bir rapor. Ben bunun direkt laboratuvar şeyini görmüştüm bir yerde ama şu an onu bulamadım, fazla da araştırmadım çünkü benim için çok da bir şey ifade etmiyor. Ben tertemiz kristal şeffaf cam gibi kaya tuzu olduğuna bakıyorum tüketirken, başka bir şeyine bakmıyorum. Şimdi elementin adı burada. Burada elementin işareti, yani harfle ifade edilen simgesi. Bu da atom numarası, element cetvelindeki atom numarası. Konsantrasyon dediği de tuzun işte kaç kilogramda kaç gram var, işte nasıl ölçüm yapıldığını, içeriğini belirtiyor, yani sonucunu. Burada da metot ve kaynak diyor. Hangi metotla, hangi kaynakla bu analizin yapılıp şu sonucun elde edildiğini gösteriyor. Biz şimdi burada hidrojenin, lityumun, berilyumun, boronun, karbonun, nitrojenin, oksijenin, yani ne olduğunun hepsini burada görebiliyoruz. Şimdi hemen bizim sodyuma bakalım. Bakın, sodyum Na 11. atom numarasıyla Na elementi sodyum 382,61 gram gelmiş kilogramda. Yani bu ne demek? %38'e tekabül ediyor. Biz hani demin dedim ya, Çankırı tuzu yüzde işte 30, 35, 40 arasında çıkıyor. Burada da %38 çıkmış. Gayet ideal. Yani %80-90 sodyumdan iyidir yani %38 sodyum olması. İşte magnezyum, alüminyum falan çıkmış. Bunlar hiç önemli değil bizim için. Aşağıya doğru geliyoruz. Bakın, demir şurada 38,9 ppm diyor ya arkadaşlar. İron, demir, Fe 26 atom numaralı elementimiz. Bu burada çok olduğu için, 38,9 olduğu için işte Himalaya tuzu pembe oluyor. Pembeleşmenin sebebi içindeki bu demirdir. Bizim Çankırı tuzun da bu küçüktür, 0,0001 çıkıyor. Ondan dolayı şeffaf ve pembe değil. Hemen geliyoruz, burada klorit, yani klorür Cl 17 atom numaralı elementimiz. Bu da arkadaşlar 590,93 gram bölü kilogram demiş. Yani %59, yani %60'a yakın bir rakam çıkıyor. Ki bu da klorür de uçan bir şey, biliyorsunuz. Eritildiğinde, yemek pişirirken falan da bunun bir kısmı uçuyor gidiyor. Siz burada yine sodyumu az olan bir tuz tüketmiş olursunuz Himalaya tuzu tüketirken. Himalaya tuzu tüketilir mi, tüketilmez mi? Yani demir eksikliği olanlarda Himalaya tuzunu ölçül olarak kullanabilirsiniz. Niye demir eksikliği olanlarda diyorum? Demir eksikliğiniz yoksa demirin fazlasını da vücuda almak zararlıdır. Çünkü demir minerali fazla ise vücutta atılamıyor. Vücut da bunu biriktiriyor. Bu sefer karaciğerde orada burada siroz yapıyor. Yani ondan dolayı aşırı ya da sürekli böyle yıllarca üst üste sadece aralıksız pembe Himalaya tuzu kullanmayı tavsiye etmiyoruz. Hele ki şuradaki görünen çok aşırı kızılları hiç tavsiye etmiyoruz. Ama böyle light pembe, açık pembe, toz pembe olursa bunları demir eksikliğinizi takviye etmek amacıyla da kullanabilirsiniz. Hani demirin vücuda alındıktan sonra işte onun vücudun işleyebilmesi de farklı şeyler tabii. Özel bir demir eksikliğiniz varsa gidin endokrinden, laboratuvardan tahlilinizi yaptırıp doktor kontrolünde bu demir eksikliğinizle ilgili tedavinizi olun arkadaşlar. Şimdi aşağıya doğru bakıyoruz. Potasyumu, işte kalsiyumu, titanyumu, vanadyumu, her şey var burada arkadaşlar. Selenyumu falan.
arsenik bile var bakın yani, ama ne kadar var işte arsenik burada bakın küçüktür 0,01 ppm demiş yani, ya da işte germanyum küçüktür 0,001 ppm yani, var mı yok mu arkadaş, bulamadığın farklı bir bilimsel ifadesi. Sen parayı verip analizini yaptırdığın zaman işte makineler bunu bu şekilde bir sonuç veriyor, ama vardır diyor bu. Hani sıfır yoktur, kesinlikle tespit edilemiştir demiyor. Çünkü tabiatın bir gerçeği var, jeolojik bir yapı var. Bütün elementlerin, minerallerin, her şeyin denizlerin içerisinde olduğu da bilinen bir gerçek. Hatta bakın zengin edeceğim şimdi sizi. Gold bile var, altın bile var yani, 79 atom numaralı. Küçüktür 1,0 ppm'den demiş. Yani bu şekilde arkadaşlar, hemen şuradan şeyi bulalım, iyotu bulalım. Yani gece yarısı olduğu için benim de gözler şey yapıyor. Şimdi şuradan, pardon. İyodin diye yazması lazım şeyde. Durun, mouse bir de hızlı atlattığı için tabii şey yapamıyor olabiliriz. Hemen şuradan buluyorum. Evet, burada iyodin 53 atom numarasıyla küçüktür 0,1 gram demiş. Yani bu gram olduğu için bunu bine, mikrograma bölecek olursak 1000 ile, yani bizim aynı dediğimiz gibi 1 gram 1 mikrograma tekabül eder. 1 gram da 1 mikrogram kadar iyot olduğunu burada da tespit etmiş arkadaşlar. Ve aynı şekilde en son plütonyuma bakalım ve programımızı sonlandıralım yavaş yavaş. Plütonyum da arkadaşlar uranyumla birlikte, yani keşke şunlar bizde birazcık çok olsaymış da 3 kuruşluk tuz satmaktan kurtulup, yani hem kendimizi hem memleketimizin istikbalini her türlü çözüme ulaştırır, kavuştururduk ekonomik yönden. Bunlar da küçüktür 0,001'den diyor. Sağlığa hiçbir zararı, hiçbir olumsuz etkisi yoktur arkadaşlar. Yani bu yazıyı yazdığı için hocamıza çok teşekkür ediyoruz. Yani asıl bileşimini sodyum olduğu madde oluşturmaktadır diyor. Sodyumun fazla tüketilmesi kalp damar sağlığı açısından kötüdür. Makul miktarlarda tüketilmesi ise sağlık açısından gereklidir. Nokta. Yani bunun artık ötesine, berisine yok şu şöyle, bu böyle denilemez. Sonuç olarak tuzu tuz yapan içindeki sodyumdur. Sodyum miktarında ciddi bir azalma olmaksızın kaya tuzunda da nispi olarak rafine tuza göre daha az sodyum bulunmaktadır. Yani bir tuz tüketeceksek rafine tuzdan sodyum miktarında ciddi bir azalma olmamaksa rağmen demiş, kaya tuzunda rafine tuza göre daha az sodyum bulunmaktadır. Bolca tüketilen kaya tuzu damak zevkinden vazgeçmek istemeyerek mebzul miktarda, yani çok fazla miktarda kullanmaya devam edenin başına özellikle kalp damar hastalığı veya hipertansiyon, kalp yetersizliği gibi önemli sağlık sorunlarına yol açmaya hazırdır diyor. Yani arkadaş, hastaysan, burada bir sıkıntı yaşıyorsan boca etme. Bize de yıllarca soranlara, ne kadar kullanabilirim diyenlere, yani damak tadını verecek kadar, o kadar çok fazla bu her şeye doğal diye boca edilmez. Nispi miktarda da olsa diyor, kaya tuzunda rafine tuza göre az sodyum bulunmaktadır. Ondan dolayı da arkadaşlar, bizim size sunduğumuz ve tavsiyemiz, sodyum oranı düşük olan tuzu nerede bulursanız bulun kullanın. Evet arkadaşlar, bugüne kadar işte bu tarz yayınlara falan çok vakit bulamıyorduk. Ama bu manipülasyonlar sayesinde kaya tuzu masalına yeni bir hikayeyle katkıda bulunan Sağlıklı Yaşıyoruz grubu sayesinde böyle bir videoyu da çekmek bugüne nasipmiş. Düşünüyorduk aslında çekmeyi ama bugün artık çektik. İşte tuzla ilgili sorulan binlerce soru var. Farklı birçok şeyler var. Bunlarla her türlü soruyu bizim sitemizin sağ altında bulunan şu WhatsApp butonundan bize sorabilirsiniz. Biz de zamanla hani çeşitli videolar çekmeyi düşünüyoruz ama işte fırsat bulamıyoruz. Gerçekten çok yoğun çalışıyoruz. Allah'a şükürler olsun. Yani işlerimizi zor yetiştirmeye çalışıyoruz. Şimdi bir de şöyle bir müjde vereyim arkadaşlar size. Bizim Çankırı'da 10.000 metrekare açık alanda 2.500 metrekare kapalı olan bir işletmemiz var şu anda. Bu yeni bir yatırım yapıyoruz şu anda. Ciddi anlamda bu iyot konusunda ülkede sıkıntı olduğu için rafine edilmemiş
doğal kristal kaya tuzunun içerisine sadece iyot katarak bir tuz üretimi yapacağız. Bununla ilgili 2500 metrekarelik bir tesis daha kuruyoruz Çankırı'da. Sadece doğal üretim yapacak. Ayrıca bizim işte doğal yöresel buğdaylarımız var, ata tohumluk. Bunlarla ilgili de bir işte doğal un değirmenlerimiz var. Yıl işte 3-5 sene önce Elbistan'da bir vefat eden yaşlı amcamızın doğal un ürettiği eski değirmenini komple oradan söktük, tırlarla taşıdık Çankırı'ya. Ama 3-4 senedir kurmak nasip olmadı. Bu sene inşallah onu da kuracağız. İnsanlara doğal un, doğal ata tohumundan öğütülmüş buğdaylarla elde edilmiş buğday, bulgur, işte bizim yöresel pirincimiz var, sarı kılçık, işte kendi yetiştirdiğimiz yeni otlarımız var. Bunlarla ilgili doğal ürünleri sunmaya devam edeceğiz. Tuz konusunda da doğal iyotlanmış ama doğal şekilde rafine edilmeden, hiçbir katkı kimyasal görmeden iyotlanmış bir tuzu da önümüzdeki yıl sonu itibariyle muhtemelen sizlere sunmuş olacağız. Evet arkadaşlar, genel olarak şöyle bir özetleyelim. Kayseri'de Çankırı tuzu çıkmıyor. Kayserililerle işbirliği yapıp Çankırı tuzu diye farklı tuzlar satmaya çalışan Sağlıklı Yaşıyoruz grubunun manipülasyonlarına kimse aldanmasın. Doğal kaya tuzunda iyot vardır. Kesinlikle iyotsuz sıfır değildir. He, miktarıyla ilgili işte demin bir ölçüm yapmıştık. O ölçümlerde yani hesaplama yapmıştık. Bu hesaplamalarda çıkan sonuçları siz de ortalama olarak besin miktarında, yani diyetinizde bu hesapları yaparak belli bir iyot aldığınızı hesaplayabilirsiniz. Yani günde 10 mikrogramla 30 mikrograma kadar, 40 mikrograma kadar o aldığınız işte tuzun içerisinden bir iyot alabiliyorsunuz. Bu analiz raporuyla ilgili işte fos çıktı dedikleri her şey yalan. Kesinlikle hiçbir yerinden tutulacak bir yeri yok. Hangi tuzu kullanalım diye şu yazının altında bir sürü şeyler var, yorumlar var. Herkese fiyat verilmiş. Herkese işte bir şey söylenmiş. İşte şu kadar mineralli tuz alıyorum, şuradan kullanıyorum, buradan kullanıyorum. Herkese demiş ki biz 6 liraya tüketiyoruz. Başka yerden almayın. Biz Çankırı tuzu kullanıyoruz. Hem Çankırı tuzuna bir sürü çamur atılmış, bir sürü yalan yanlış şu analiz raporu yalan yanlış yorumlanmış. Peşinden de biz Çankırı tuzu kullanıyoruz ama Kayseri'den 6 liraya alıyoruz. Ya Kayseri'den 6 liraya alırsın Çankırı tuzunu. Afiyet bal şeker olsun. Yapacak hiçbir şey yok. Kayseri'den gelen Çankırı tuzu 6 liraya olur zaten. Başka türlü olmaz. Doğal kristal kaya tuzu. Çankırı'da şu an Çankırı kaya tuzunun 25 kilosunu 5 liraya 10 liraya da satıyorlar ama rafine kaya tuzu. Durum bu şekilde. Hangi bölgenin tuzunu kullanalım diye soruyorsunuz. O konuda tekrar bilgi vererek programı sonlandırıyorum. Türkiye'nin İzmir'den Çamaltı Tuzlası'ndan tutun da Iğdır'da Nahçıvan sınırında Tuzluca Tuz Mağarası'na, Iğdır Tuzluca Tuz Mağarası'na kadar yüzlerce binlerce tuz kaynağı var. Doğal kristal kaya tuzu, doğal kaynak tuzu rafine edilmediği müddetçe doğal deniz tuzu da olur. Bütün tuzlarımızın hepsini gönül rahatlığıyla alıp kullanın arkadaşlar. Nereden ne, hangisine ulaşabiliyorsanız. Ama buradaki kıstasınız ne olacak? Rafine edilmemiş, işlem görmemiş ve şeffaf cam gibi kristal olacak. Kristallik giderse, şeffaflık giderse, renk sararmaya, bozarmaya, yeşile, işte farklı renklere dönerse, Himalaya tuzunda olduğu gibi renk değişirse, işte onda demir fazla, bilin ki o tuzdaki mineraller de farklılaşıyor, iş bozuluyor. Onun için ondan uzak durun. Aldığınız tuza bakın, böyle sapsarıysa, yemyeşilse falan onları kullanmayın. Cam gibi şeffaf kristalse bunu kullanabilirsiniz. Sodyum oranı düşük olduğu için en kaliteli, en sağlıklı tuz sodyumu az olan tuzdur diyebiliriz. Çankırı tuzu, Himalaya tuzu, Kırıkkale tuzu, Nevşehir tuzu, Eskişehir, işte Erzincan, Kemah, Tokat, Yozgat, yani Delice, Sekili, bunların hepsi bizim ülkemizin zenginliğidir. Doğal tuz kaynaklarıdır. Tuz cennetinde yaşıyoruz. Bunların hepsinden de o dediğim pırıl pırıl kristal tuzlar çıkıyor arkadaşlar. Bulabildiğiniz en ucuz, en ekonomik kaynağa ulaşın. Tabi elde edilme tekniklerine göre bunların fiyatları da ondan dolayı değişiyor. Şu an Çankırı'daki kristal kaya tuzu mağaralarında yani 3,5 lirayla 4 lira 5 lira arasında değişen kristal kalitesine göre ham, böyle ayıklanmamış kaya tuzu fiyatları var. Ham,
Yani ayıklanacak. Bunu biz alıyoruz, elde ayıklıyoruz. Bu üretim videomuzda görebilirsiniz. Bunların içinden seçiyoruz, seçiyoruz, ayıklıyoruz. Bunların işte ham şeffaf kristallerini ayıkladığınızda %50'ye yakın bir file veriyor. Dolayısıyla 7-8 liraya zaten bunun ham ayıklanmış haldeki maliyeti oluyor. Biz 6 liraya bunu kendi mağaramızdan Çankırı'da elde edemiyoruz. Ama Kayseriler bir formül bulmuşlar. Bizim Çankırı'da 6 liraya elde edemediğimiz, yani perakendeye satamadığımız işletme maliyetlerinden dolayı tuzu adamlar satıyorlar. Biz bunu 250 gramlık ambalajlarda tuz tebliğine uygun olarak paketliyoruz. Ve bunu bu şekilde satıyoruz. Çuvalda alırsanız 10 lira bizde. Paketlerde alırsanız küçük küçük 250 gramlık ambalaj, işçilik, dolum, makine, eleman maliyetleri sebebiyle küçük paketlerde de 15 liraya kadar çıkıyor. Durum bu arkadaşlar. Hangi tuzu kullanırsanız kullanın dedik. Hepsi tertemiz kristal kaya tuzudur dedik. Ama Çankırı'da, Kayseri'de Çankırı tuzu olmaz dedik. Bizi dinlediğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Herkese iyi akşamlar dileriz. Sağlıcakla kalın. Görüşmek üzere.